silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Şöyle kameramız biraz fazla mı aşağıda? Kameramızı biraz yukarı kaldıralım. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Leo King League finaliyle sizlerle birlikteyiz. 2 günlük final maratonu bugün başlıyor. Kablomuz görünüyormuş. Şunu şöyle yapalım. Evet. 2 günlük final maratonumuz bugün itibariyle başlıyor. Bugün ve yarın olmak üzere 2 günlük bir final oynayacağız. Hangi takımlar bizlerle birlikte? Dilerseniz onları izleyelim. Onlara bakalım. Evet. Leo Esports, Monarchy, Xerot, Rose, Bronze ve Katse bizlerle birlikte olacak. Leo Esports'tan. Bir yandan Hegemonia, Kreu, Seven, Matkap, Seven, Haki, Seven, B7 ve Yusef bizlerle birlikte. Bir yandan ise TTA Esports, Rudney, Keen, Doğaç, Fearless ve Emre Seven bizlerle birlikte olacak. Şöyle hızlı bir şekilde kadroları tanıyalım. Solo Esports, Goldex, Falconis, Tospik, Symphony ve Sumo bizlerle birlikte olacak. Şöyle geçişi yakalamaya çalışıyorum. Melite tarafında Genco, Clutch, Bosser ve The Wiz bizlerle birlikte olacak. Baktığımız zaman takımlarımız çok kaliteli. Bosporus, IG1, Race, Capper, Tor7 ve Radius bizlerle birlikte olacak efendim. Şöyle ilerleyişler devam ediyor. Gemibaşı, Sefkan, CEO, Echo, Cure ve Dwayne bizlerle birlikte. Şöyle baktığımız zaman da Digital Athletics tarafında Peaky, Upford, Scarface, George, Smurf bizlerle birlikte. S4S, Revio, Mars, Rainer, Nace, MBB ve Symphony bizlerle birlikte olacak. Offline tarafında Voxy, Nexus, Lap ve Helios, ardından bir de Marso bizlerle birlikte olacak efendim. Rom Squad tarafında Oğuz, Akın, Fiercin, Sueta ve Cumali bizlerle birlikte.
Kurtlar Vadisi tarafında ise Snoopy, Mask of Walden, Gold Days ve Tweezy bizlerle birlikte. Novalu tarafında ise Anka, Hamo, Xuxia, X The Machine ve Vira 61 bizlerle birlikte. Şöyle kadrolarımızı tanımaya devam edelim. RT Sports, Kisu, Scarlet, Freak ve Up9 bizlerle birlikte olacak efendim. Baktığımız zaman farklı bir takım kaldı mı? Revenge 7, Graxis, Atibon, Mercies, Crespo ve Ripboy bizlerle birlikte. Galiba bir takımımız daha kaldı. Onlar da kim? Onlar da Face to Face, Madalyon, Lusufi, Cherry, Chavo, Hyper Rabbit ve Moon bizlerle birlikte olacak. Dilerseniz şöyle ufak bir araya gidelim. Odamız da kuruldu, takımlarımız hazır. Bizler ufak bir araya gidelim. Ardından maçımızla birlikte sizlerle birlikte olalım. Bir yere ayrılmayın. Biraz sonra başlıyoruz. King League maratonunun finaline biraz sonra başlayacağız. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Ve sevgili izleyenler, artık final gününün ilk maçıyla sizlerle birlikteyiz.
takımlarımız atlayışlarına başlayacaklar. George Bull semalarından başlayacağız. Kameşki'ye kadar uzanacağız. Takımlarımız artık hazırlar. Bizler hazırız. Leo hazırsa, sizler hazırsanız artık ilk maçımıza geçişimizi yaptık. Atlayışlarda hızlı bir şekilde şimdi gelecek. Bakalım takımlarımız neler yapacak. Tabii ki turnuva öncesinde takımlar mainlerini paylaştılar. Bu sebepten ötürü takımlarımız da biraz daha rahat oyunlar sergileyecekler tabii ki. Bu arada hepiniz hoş geldiniz diyelim. Atlayışlar da hızlı bir şekilde gelirken şöyle ufak ufak bir sohbet edelim. Takımlarımız hakkında konuşalım. Leo takımımız sunucunun organizatör tarafında bulunan takım olduğu için direkt final davetli olarak geldi. Hegemonia çok başarılı işler paylaştı. Elemelerde birinci sırada kapattı. İkinci sırada ise TTA kadrosu bizlerle birlikteydi. Solo Esports burada bulunan bütün takımlar geçtiğimiz günlerde 3 günlük eleme finallerinde, eleme turunda 3 günün sonunda en fazla puanı toplayan 15 takım oldukları için burada final katılımını sergilemeye hak kazandılar. Digital Athletics Kuzey George Blood atlayışlarını yapmışlar. Offline kadrosuyla birlikte bir yandan Rome Squad'dan Oğuz şimdi biraz daha kuzeyde bulunuyor. Revenge 7, Melisse, Kurtlar Vadisi, Face to Face, Pochinki'de atlayışlar var. Solo Esports artı Esports'a bu bölgede bulunacak. Burada bir savaş verilecek anlaşılan, erken bir savaş görebiliriz bu bölgede. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar. S4S bu takım oldukça geriden geldi. Star League'den Bugra'ya kadar yükselmeyi başarmıştı. Star'dan King'e yükselip King'den de finallere kalan takımlardan biriydi. Tabi o takımlardan biri de offline kadrosu. Tabi onlar da yine aynı şekilde King League eleme finallerine yükselmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Star League'de onlar da King League finallerine kalmaya hak kazanan takımlardan biriydi. Bosporus. Onlar da yine aynı şekilde başarılı işler yapmışlardı. Hegemonia. Sinikleri bölgeye doğru. Şimdi yola çıkmışlar. Mayta bölgesine doğru gidecekler. Lootları tamamlayacaklar. Baktığımız zaman da God Gortal'da bir alan var. Fena olmayan bir alan. Alan dışında kalan birkaç takım var yalnızca. Tabi 16 takım olduğu için takımlar biraz daha rahat oyunlar sergileyeceklerdir tabii ki. Herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Bir yandan Madcap Seven şimdi Mayta bölgesine doğru girişini yaptı. Hızlı bir şekilde buradaki lootlarını toparlayacak. Yollarına devam edecekler. Digital Athletics tarafında P2, George, Scarface ve Up4 bizlerle birlikte. George da şimdi eksik olan 1-2 teçhizatını da topladıktan sonra yoluna devam edecek. Savaşları vermeye ufak ufak başlayacaklar. Tabi Solo Esports'la Art Esports'un da Pochinki paylaştığını unutmayalım. Bu iki takım geçtiğimiz King League elemelerinde de yine savaş veriyorlardı. Pochinki bölgesinde ama iki takım da üst tura çıkmaya, final oynamaya hak kazandı. Leo kadrosu ise Sosnoka'ya doğru yola çıkmış. Tabi o bölgeden tesisat bulmak oldukça uğraştırıcı olacak. Yani Primors gidilebilirdi. Evet, zaten mainler belli. Primorsk bölgesinden eksik olan tesisatları toplayıp ardından yollarını çizebilirlerdi ama belli ki onlar biraz daha main değişikliğine gitmek yerine istedikleri bölgeden, kaldıkları bölgeden, her zaman loot yaptıkları bölgeden lootlarını toplayacaklar. Bir yandan S4S tarafında Reiner bölgede lootlarını topladı. Bir yandan ona yakın olan Bosporus oyuncuları mevcut o bölgeye yakın. IG1 ve Capper bu bölgede. Tabi o infolara sahiptir diye düşünüyorum Reiner bu bölgede. Tabi o infoya sahip olduğu için de ona göre lootlarını atacak. Ona göre lootlarını toplayacak. Novalio tarafında ise onlar da geçtiğimiz günlerde çok başarılı işler yapan bir diğer takımdı. Onlar da eksik olan şimdi teçhizatları bu bölgede toplayacaklar. Vira. Vira'nın baktığımız zaman biraz kötü bir loot'u olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık teçhizatı anlamında çok kötü. Dürbünü var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ekstradan bir adet otomatik silahı da yok. Ekstra loot tabii ki bu bölgede ihtiyacı olacak.
Solar Esports. Galiba onlar Pochinki bölgesine savaş vermeyecekler. Falcon yani F ama Falconist. Coldex bir yandan bu bölgede Symphony Tospik de onlara katılacak tabii ki. Pochinki'de eksik olan birkaç tesisatı da bulduktan sonra yollarına devam edecekler. Rotasyonlara başlayacaklar. Gemibaşı Esports hızlı bir şekilde rotasyona başlamış bile. CEO şimdi tepelere yükselecek bu bölgede. Tepelerden infoları toplayacak isim olacak. Takım arkadaşlarına öncülük edecek. Bir yandan Septan bu bölgede bulunuyor. Yakınından geçen bir Digital Athletics oyuncuları var. Bu bölgede 4 oyuncu ile birlikte yollarını izleyecekler. Scarface up for George. Bu bölgede bulunuyor. Takımlar yollarını çizecekler. RT Sports'ta araçları toplamışlar. Hızlı bir şekilde araçları toplayacaklar. Artık alan içerisinde konumlarını almaya başlayacaklar. Bosporus. Onlar da alan içerisinde bir konum bulmuşlar. Atladıkları bölgeden, Gatka bölgesinden şimdi alan içerisinde kendilerine bir konum bulacaklar. TTA kadrosu onlar da George Bull Compound'una atlayış yapmışlardı. Doğaçta galiba araç yok. O da takım arkadaşından bir yardım gelmesini bekliyor bu bölgede. Gemibaşı Esports. Romsukat. Onlar da Zarki bölgesine atlayış yapmış. Eksik olan galiba 1-2 tetsizat var. Oğuz bu bölgede tetsizatlarını toplayacak. O tetsizatları topladıktan sonra takım arkadaşlarına katılacak. Burada eksik olan 1-2 tetsizatı vardı. O tetsizatları da topladıktan sonra takım arkadaşlarına katılacaktır. RT Esports'a şimdi buradaki compound'a gelmiş. Ufak ufak dürtüşmeler başlamış bile. Gemibaşı Esports'a burada bu bölgede bir savaş verilecek. Sefkan'ın üzerine doğru mermiler gönderildi. Tabi Fearless da çok üzülüyorum. Scarlet'a bu bölgede mermilerden hasar almış. Sefkan da hızlı bir şekilde yerini değiştirecek. Onlar da galiba Bosporus'un bulunduğu bölgeye doğru gidecekler. Bakalım ilk kan nerede dökülecek? Turnuvanın ilk kanı, turnuvanın ilk skorunu biz hangi takıma ve hangi oyuncuya yazacağız? Merakla bekliyoruz. Bunlar Pochinki tepelerine yükselmeyi tercih ettiler. Sefkan bir yandan infoları topluyor. Euro bölgede CEO'da bir yandan infoları toplayacak tabii ki. S4S şu anda güzel bir split içerisine girmiş. Onlar da burada konumlanacaklar. DTA Esports onlar biraz daha farklı bir rotasyona girmişler. Kıyılardan rotasyon atacaklar. Arkalardan bir rotasyona girecekler. Rudney ve Doğaç şu anda aynı araç içerisindeler. Galiba Doğaç'a bir de araç lazım. Burada bir araç arayışı var sanırsam. Alanın içerisinde yer almak için onlar da hızlı bir şekilde hareketlenecekler. Gemibaşı Esports ise. Çünkü tepelerine geldi. Buradan hem infoları toplayacaklar. Hem de etrafı şöyle bir yoklayacaklar. Kalitede şu an bir problem var. Bitrate'im mi düşük diye hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Diyeyim bitrate'im mi düşük acaba? 6000 bitrate. Neden şu anda yayın kalitesi düşük? Onu anlamadım. 7000 bitrate'e çıkarmak istemiyorum. Bir hızlı bir şekilde şuna bakacağım. İnternet hızımızı kontrol edeceğiz. Artık ufak ufak haritada dürtüşmeler gelmeye başladı tabii ki. Takımlar birbirlerini şöyle bir yoklayacaklar. Bir bakacaklar hangi takım nerede, ne yapıyor, ne ediyor diye. Şöyle birbirlerini yoklayacaklar. İlerleyen dakikalarda da artık biz o savaşların geldiğini göreceğiz. Takımlar skorları toplayacaklar. Sıralamaları bir yandan alacaklar. Baktığımız zaman da bütün takımlar artık alana doğru girmiş. Melisa Esports hegemonya ile ilerleyen dakikalarda bir savaş verebilirler. Madcap 7 şimdi bu bölgede ilerleyen isim. Arkasından gelecek bir poser var. Üzerine doğru gelecekler. Ama ona biraz daha farklı bir yola girecek galiba. Leo Esports'a hareketlenmeye başlamış bile. Bitrate'imize el veriyor. Şu anda 7000 bitrate'e çıkaracağım yayını. Biraz daha kaliteyi arttırabilmek adına
Görüntü ayarlarımızda mı bir problem var diye kontrol etmek istiyorum bir yandan. Ya yayın kalitesi... Şunu bakacağım. Oh, harita üzerinde ilk kan döküldü bile. Kan nerede döküldü hızlı bir şekilde bakmak istiyorum şu anda. Göremedim. Romulus yakalanmış. Skor kime yazılacak? Oh, RT Sports. Onlar da bir oyuncu yakalayacak Rom Squad tarafında. Cumali artık tek başına. Cumali artık tek başına ilk bizlere veda eden takım galiba Rom Squad olacak gibi görünüyor. Üzerlerine mermiler yağacak. Hızlı bir şekilde Cumali şimdi aracından atladı bu bölgede. Hitini bastıktan sonra alan içerisinde konumlanacak. Bir yandan Melisa Esports tarafında ise Poser yakalanan isim olmuş. Hegemonia geçtiğimiz günde de yine bu agresif oyunları sergilemişti bizlere. Lewis biraz daha uzaklarda bulunurken Clash 9'da desteğini verecek tabii ki. Aki üzerine doğrudan mermiler gönderiliyor. Headshotlar güzel gönderildi. Ama oyuncuyu düşürmeye yeterli değil. Sefkan şimdi o da görmediğimiz tarafta bir oyuncuyu daha yakalamış. Scarlet galiba yakalanan isim. Takım arkadaşlarından destekleyecektir ama Gemibaşı Esports oraya agresif bir şekilde girmek de isteyebilir. Hegemonya tarafında ise bu bölgede bir savaş verilmeye devam ediliyor. Poser üzerine doğru gidildi. Madcap ise o bölgeyi yoklamaya devam edecek. Poser kanamaya devam ederken Kurtlar Vadisi'nden de bir nak haberi var. Gemibaşı Esports tarafında Cure yakalanmış. Artık 11. 12. dakikaya girdik yani. Takımların bu seviyede artık dürtüşmesinin gelmesi gerekiyordu. O dürtüşmelerin gelmesi gerekiyordu. Poser bir yandan bu bölgede kanamaya devam eden isimdi. Madcap artık bu bölgeye doğru geldi. Skoru hanesine yazacak. Melisa Esports tarafında. Onlar da bir oyuncu eksik devam etmek zorundalar. Gemibaşı tarafında ise Cure. Aşağı çekilmişti. Oo, kaskı gitmiş. Ordunun kaskı gitmiş. Araç üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Novalu. Onlar da Kuara bölgesinden çıkmışlar. Artık biz Pochinki tepelerine net bir şekilde gittik diyebiliriz. Yani baktığımız zaman alan ortası burada. Belki buradan bir harçlık gelebilir tabii ki. Güneye bir harçlık gelebilir. Bir yerden kuzeye bir harçlık gelebilir. Doğu ve batıya bir harçlık gelebilir. Gemibaşı Esports tarafında ise Echo şimdi aşağı çekilmiş. O da Bosporus tarafından aşağı çekilecek. Hızlı bir şekilde bu bölgede oyuncu tutulacak. Onu tutmak için gelen oyuncunun ismi Cure. CEO ise etrafı şöyle bir yoklamaya devam edecek. Bir yandan onlara Pochinki tepelerinde komşu olacak bir isim var. Solo Esports. Coldex üzerine doğru CEO'dan denemeler var. O bölgeye doğru bakmaya devam edecek. Coldex yakalanabilir. Karşısındaki oyuncunun ismi CEO. Dün çok başarılı işler yaptığını görmüştük. Üzerine doğru mermiler de gönderilecek tabii ki. CEO da şöyle bir etrafı yoklayan isim olacak. Araç tekeri gitti. Burada aracını kaybetmesi onun için oldukça problem yaşatacaktır diye düşünüyorum. Biliyoruz hani artık böyle arenalarda araç tekerleri, araçlar çok çok önemli oluyor. Oh, art tarafında şimdi bir oyuncu yakalanmış. Freak Seven. Kaldırılabilir mi emin değilim. Hızlı bir şekilde kesiyor bu bölgeye doğru geldi. Takım arkadaşını kurtaracak. Up9 da bu bölgede bulunuyor ama üzerine doğru da mermiler gönderilecek tabii ki. Up9 o bölgede tek başına bir savaş verecek. Şöyle bir sprey denemesini yapacak o bölgeye doğru. Ama oyunculardan hiçbiri etkilenmeyecek. Mercy ise o bölgede bulunan isim. Brax ile o bölgede bulunuyor. Sativan biraz daha. Balkonun evde bulunan isim. Raul şimdi Hegemonya'dan bir oyuncuyu yakalamış. Hegemonya. Aki'yi kaldırabilir mi acaba diye bakıyorum. Evet kaldırılabilir. Herhangi bir problem yok. Leo Esports oyuncuları da buradaki kampantı rahatlıkla savunacaklardır diye düşünüyorum. Rose'un düş level kaskı ile çoğunda çok güzel bir loot olduğunu görürüz. Tabi olsun Okan'ın ekmeğini yemişler gibi görünüyor. Digital Athletics biraz daha savaşlardan uzak. Kuzeyde bulunuyor. Face to Face aynı şekilde biraz daha Kuzeydoğu'da bulunup Sukul bölgesinde biraz daha savaşlardan çekinik oynayacaklar. Tabi onlar tarafında bir oyuncu eksik gelmiş. 63 oyuncuyla biz maça başlamıştık. Cherry, Chavo ve Hyper Rabbit. Bu bölgede bulunan isimler. Face to Face tarafında. S4it benim merak ettiğim takımlardan biri. Çünkü dediğimiz gibi bu takımlar Star'dan yükselmişlerdi. Onlar da bu bölgede Kurtlar Vadisi ile bir
ufak ufak dürtüşme içerisinde diyebiliriz. Gold Taste üzerine doğru denemeler var ama o denemelerden istenilen sonuç gelmeyecek tabii ki. Gold Taste de o bölgeye doğru şimdi bir pick fire pick atacak. O pickin ardından istenilen sonuç gelmeyecek gibi görünüyor. Homescout tarafında ise Cumali. Pochinki'ye girmiş tabi bir şehre girip bu bölgede tek başınıza hayatta kalmaya çalışmak en mantıklı yapabileceğiniz en mantıklı iş. Eğer herhangi bir oyuncu tarafından etrafta görülmez ise bu bölgede en azından belli bir sürede alan verdiği sürece hayatta kalmaya devam edecektir. Ama alanla birlikte ben artık Pochinki'nin alanında kalmayacağını veya ucundan Pochinki alanı olacağını düşünüyorum. Bu sebepten ötürü de Cumali'nin artık ufak ufak hareketlenmesi gerekecek tabii ki. Solo Esports. Bunlar da Pochinki hafta işi yapmıştı. Artı Esports'la birlikte ama erken bir savaş vermemişlerdi. Falconis biraz daha önde bulunan isimlerden. Burada gemi başı üzerine doğru bir oyun kurulacak mı derken işte o beklediğimiz arşiv geldi. O arşiv Gatka'ya gelecek. Offline hızlı bir şekilde araçlarını atladı. Alan içerisinde konumlanacaklar. Bir yandan TTA kadrosu uzaktan uzağa şöyle Bosporus'u yoklayacak. Rudney şimdi Reis'in bulunduğu bölgeye doğru bakıyor. Doğaç da aynı şekilde tepelerden Solo Esports'u yoklayacak. Binbaşı Esports hareketlendi. Rudney'in üzerine doğru gönderilen mermiler var sanırsam. Kemper o bölgeye doğru net bir açıya sahip. Reis'i şimdi görecek, gözünü kestirecek. Rudney, oh, üzerine doğru mermiler çok güzel gönderildi. Arkalardan da dahil olacak bir isim var. Kemper oyuncuyu aşağı çekecek. Offline şimdi S4S'de yakınlaşmış. Helios hızlı bir şekilde Marsu'yu aşağı çekmeye başlayacak. Bir yandan o bölgeye doğru da gönderilen bombalar var. Revio'da karşı bombaları tabii ki gönderecek. Raynor üzerine doğru gönderilen bombalar var. O bölgede Marsu'yu skora çevirecek ama oyuncuyu düşürmeye yeterli değil. Revio ise bombalarını göndermeye devam edecek. Hızlı bir şekilde takım arkadaşıyla birlikte bu bölgeden uzaklaşacak. Symphony o bölgede kaldı. Artık o bölgeden o da uzaklaşacak. Burada bir oyuncu kaybedildi ama yapılabilecek çok da bir şey yok. Raven 7, Solo Esports hızlı bir şekilde hareketlenmiş. Face to face'te kuzeyden alana girişlerini yapmak isteyecekler. S4S bu bölgeye girişini yaptı artık. 3 oyuncu ile birlikte hayatta kalmaya çalışacak. Melisa Esports, onlar da hareketlenen bir diğer isim. Novalu tarafında ise bir oyuncu yakalanmış bu bölgede. Hayır, Novalu oyuncuları yakalayacak bu bölgede. Exclamation şimdi Madcap tarafından aşağı çekilen isim olmuş. Madcap üzerine doğru Spray bu bölgede Bamo tarafından gönderecek. Ankara'yla birlikte ikili bir Spray. Hızlı bir şekilde oyuncuyu aşağı çekecekler. Hegemonya tarafında ise 3 oyuncu yere serilecek. Artık hayatta kalan bir isim var. Kratos 7. O bölgede Anka'yı gözüne kestirmiş. Anka üzerine doğru Spray'ini gönderecek hızlı bir şekilde ama oyuncuyu düşüremeyecek. Revenge 7 tarafında ise düşürülen oyuncular var. Kratos da bu bölgede görüldü ama Kratos bu bölgeyi zorlamadan uzaklaşacak. Revenge 7 tarafında şimdi Mercy's karşı takasını almış hızlı bir şekilde. Vox'i düşürmeyi başarmış. Rospik de Leo tarafında Rose'u aşağı çekecek. Braxi kanamaya devam ederken Melissa tarafında bu bölgede bulunan bir isim daha olmuş. Mercy's o bölgede Clash 9 üzerine doğru gidecek. Büyük hata hızlı bir şekilde Clash 9 o skoru hanesine yazacak. Crespo uzaklardan desteğini vermeye çalışsa da oyuncuyu yakalayamayacak maalesef. Açılarında değil. Solo Esports ise Leo tarafında iki oyuncuyu birden yakaladılar. TTA tarafında ise yakalanan oyuncular var tepelerden. Gemi başını görmüşler. CEO aşağı çekilmiş. Ama kurtarılacaktır. Hiçbir problem yok. Lewis kanamaya devam ederken takım arkadaşına ona destek gelecek mi diye baktığında Genco bu bölgeye geldi. Takım arkadaşını kurtaracak. O bölgeye doğru bombalarıyla zorlayacak. Bir de Graxi var. Offline kadrosunda bu bölgede olduğunu unutmayalım. Tabi onlar da galiba Gemibaşı Esports mu? Yok çok özür dilerim. Melisa üzerine doğru. Melisa Esports üzerine doğru mermilerini gönderecek. Clash 9 o bölgeye doğru sistemini kullandı. Graxi bir yandan aracıyla birlikte burada bölgeden uzaklaşacak. Alan içerisinde kendisine bir konum arayacak ama Graxi artık bu bölgede o aracı biraz daha öteye taşıyamayacak. Ötesine geçemeyecek. Melisa tarafında Lewis kaldırılmış. Canını da basmayı başarmış. Aracıyla şimdi ufak bir ayak oyunları yapacak. Bir yandan Crespo'yu gözüne kestirdi. Crespo üzerine doğru şimdi bir sprey denemesi var. Oyuncuya hasar verdi ama oyuncuyu düşürmeye yeterli değil. O da artık bu bölgede sıkıştığının farkında. Bir ağaç kavrıyla bu bölgede ne kadar hayatta kalabilir? Lewis şimdi o bölgede görüldü. Üzerine doğru mermiler gönderecek. Falconist Rom Squad'dan Cumali'yi gözüne kestirmiş. Rom Squad ise bizlere ilk veda eden takım oldu böylelikle. TTA kadrosu bir savaş içerisindeydi. Revenge 7 şimdi alan ortasında kalacak. 3 oyuncu kalacaklar. Onlar için biraz daha problemli bir senaryo diyebiliriz. Digital Athletics biraz daha farklı bir rotasyona gitmişlerdi. Güneyden, çok özür dilerim, kuzeyden şimdi batıya doğru geçişini yapmışlar. Face to face tarafında ise Chavo açıklarda yakalanmış. Gemi başına verilmiş galiba o skor.
Chavon'un da burada kaldırılması tabii ki olağan bir senaryo içerisinde değil. O da kanayarak gemi başına skor olarak yazılacaktır. Grace Grace boyu yakalamış Freak. O da Ward kadrosuyla burada bir 4'e 4'lük savaş verecek anlaşılan. Bombalar gönderilirken CEO görülecek. CEO üzerine doğru mermiler gönderecek. Scarlet'ın bombasıyla birlikte artık Cure skoru bu bölgede haneye yazıldı. Sefton üzerine doğru gönderilen bomba da oldukça etkili. CEO üzerine doğru gidilirken CEO Echo ile birlikte bu bölgede art tarafında bir oyuncu yakalayacak. Upnine bu bölgede şimdi CEO'ya çok güzel bir şekilde döndü. Yemibaşı Esports tarafında artık bir oyuncu var. Takımının son ümidi konumunda Sefkan üzerine doğru gelecek 3 oyuncuya karşı. Burada bir clutch pozisyonu oynamak zorunda. Scarlet üzerine doğru gelecek. Hızlı bir şekilde oyuncuya doğru mermilerini göndermek için ağaç arkasından çıkacak ama Upnine mermilerini çok güzel gönderdi. Hızlı bir şekilde Gemibaşı Esports'u da burada veda edeceğiz. Art tarafında ise 2 oyuncu bitirilmiş. Face to face onlar offline kayasına çarpmış gibi görünüyor. Jerry artık tek başına alan içerisine doğru girecek ama girdiği bölgede de Melissa Esports olduğunu unutmayalım. Lewis şimdi onu görecek. Ezmeye çalışacak ama Lewis için bedava bir skor. Solo Esports ise uzaklardan Revenant 7'ı zorlamaya devam ediyor. Graxi o bölgede bulunmuştu. Hızlı bir şekilde takım arkadaşları o bölgeye doğru giderken Graxi de artık skora çevrilecek. Scarface görmediğimiz saatte S4S'i yakalamış. Bir yandan Sativan üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Coldex hızlı bir şekilde bu bölgeye geldi. Bombayı da pişirecektir. Tabi arkalardan da gelecek destek var bu bölgeye doğru. Bombalar gönderilecek. Bombalarla birlikte artık bu bölge oldukça fazla bir şekilde zorlanacak. Symphony de artık bu bölgeye dahil oldu. Scarface Revive skorunu da yakalamış. Görmediğimiz tarafta Symphony'nin bombasıyla ona da veda ettik. Bir yandan Digital Athletics. S4S'i bir anda eleyecekler. 3 skoru alan Digital Athletics bu bölgede yollarına devam edecek. Novalu tarafında ise yerde olan isimler var. Anka bu bölgede bulunmuş. Hızlı bir şekilde Hamo da bu bölgeye doğru gelecek. Melisa tarafında ise 3 oyuncunun hayatta olduğunu unutmayalım. Zerot kulübü içerisinden Anka'yı da bulacak. Vira kaldırıldı. Ama çok az bir sağlık tesisatı olduğunu unutmayalım. Hızlı bir şekilde kitlerini basmak isteyecek. Arkalardan Nexus Hamo'yu da bulacak. Exorot ise o skoru haneye yazan isim oldu. Anka kanayan isim. Vira o bölgede oldukça sıkıştı. Exclamation oldukça sıkışık bir konumda. Baktığımız zaman da şu anda neye bir harshift gelmiş. O harshiftle birlikte bakalım takımlarımız nasıl oynayacak Genco. Bu bölgeye oynamak istiyor. Clash 9 de arkalardan buraya dahil olmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bombaları yok. Bombalarıyla tabii ki o bölgeyi zorlayacakları için şu anda Lewis'in yalnızca 4 bombası var. Offline kadrosu şu anda batı bölgesinde alana girmesi gereken isim Nectelius şimdi görülecek. Lewis tarafından 1-2 sprey denemesi yapıldı. O bölgede oyuncu üzerine doğru mermiler gönderildi ama oyuncuyu düşürmeye yeterli değil. Leo Esports ise 2 oyuncu ile birlikte hala hayatta. Solo tarafında ise düşürülen isimler mevcut. Harita üzerinde kanayan isimler var. Rodney bu bölgede Solo Esports'u oldukça kıstırmış gibi görünüyor. Fearless de uzaklardan desteğini verirken arkalardan galiba IG1 mı? Raze o skoru anisine yazacak. Symphony'de bulundu. Tospik hızlı bir şekilde kulübe içerisine girecek. Skor alınmaya çalışılacak ama oyuncu artık Kaur'a girişini yaptı. Bu bölgede oyuncu kurtarılacak. Falconist ne yapacağı diye bakarken o da Fearless tarafından görülmüş artık. Solo Esports için problemli senaryolar. İki oyuncularını birden kaybettiler. Bir oyuncu da kanayan isimde. Falconist'in artık bu bölgede kaldırılması pek mümkün bir senaryo değil. Symphony bu bölgede kaldırıldı. Eksik olan tesisatlar toplanacak. TTA Esports ise bu bölgeye girecektir ama Keen bu bölgeye Doğaç'la birlikte girmeye çalışırken oldukça fazla sis kullanmaları gerekiyor. Bosporus onlara izin vermeyecektir. Bosporus'un da alana çıkması lazım. Doğaçlar şimdi Keeper üzerine doğru bir spray denemesi var. Keeper o bölgeye doğru bakacak. Keen açıklarda yakalanacak. Üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Xerox'ta Leo tarafından Leo tarafında Xerox. O da Exclamation tarafında görülmüş. Keen sisler içerisinde aranacak ama bulunamayacak maalesef. Keeper da artık bu bölgeyi bıraktı. Alana doğru geçişini yapacak. Solo Esports'un da hala alanda, alan içerisinde olduğunu unutmayalım. Keeper o bölgeye doğru yaklaşacak. Kurtar Vadisi şimdi bu bölgede yakın bir savaşa girecek. Digital Athletics bu bölgede bulunuyor. Üzerine mermiler gönderilecek. Snoopy bombalarıyla birlikte Digital Athletics'e oldukça fazla bir darbe vurmuş gibi görünüyor. Upport Scarface'i tutacak ama üzerine doğru gelen bir Snoopy var bu bölgede. Bu bölgeyi zorlayacak mermilerini şimdi o bölgede Upport gönderecek. Kendisini yere bıraktı, ayağa kalkacak. Doğaç ise görmediğimiz tarafta alana düşen isim olmuş. RT Sports ise
Artık Mask of Mermler ile birlikte bitirilmiş. Kurtlar Vadisi tarafından oldukça problemli senaryolar var. Scar ve sislerini kullandığı bombayla birlikte Snoopy bu bölgeyi zorlamaya devam edecek. Apoor hızlı bir şekilde kitini basarken Snoopy o bombaların ikincisini göndermekten çekinmeyecek. Hızlı bir şekilde burada oyuncular bulunacak. Kurtlar Vadisi skorları alacak ve skor ulaşan bir takım var. Bosporus sola üstü Porus üzerine doğru gitmiş. Rospik o bölgede mermilerini gönderecek Senfoni ile birlikte. Kepler kendisini yere bıraktı. Arkalarından geçmiş bir isim vardı. IG-1 yakalayacak. Reis ayağa kalkıp şimdi mermilerini gönderecek Senfoni'ye karşı. Bakalım neler yapacak. Senfoni de bulundu. Kepler de aşağı çekildi. IG-1 onun da sesi alınacak. IG-1'ın da sesi alınacak. Artist takımının son ümidi konumunda. Senfoni'ye doğru bomba denemeleri var ama arkalarından bir de burada infoları toplamak isteyen Kurtlar Vadisi söz konusu. Gold Test burada infoları toplayacak. Senfoni skorları toplayacak bir yandan. Reis de bitirildi artık. Kepler burada kaldırılacak. Son isim o araç patlamasıyla birlikte bu bölgede. Ooo Voxy görmediğimiz tarafta Vira'yı yakalamış hızlı bir şekilde. Exclamation'de bu bölgede takım arkadaşını kurtarırken Vira. Ooo Anka'da bulundu. Artık Helios bu bölgede sisler içerisinde tek başına. Çok özür dilerim. Evet sisler içerisinde tek başına Helios skoru alındı. Offline ise burada Novalio'ya son darbeyi vuracak. Leo kadrosu ise alana girmeyi başarmış. Solo tarafında ise Tospik karamaya devam ederken Senfoni alana doğru girecek ama onu gören bir isim var. Krivut hızlı bir şekilde skoru yakalayacak. Oyuncuyu aşağı çekecekler. Kurtlar Vadisi tarafında ise kanayan isimler vardı. Meskop yerde olan isimdi. Walden Insane bu bölgede bulunurken Snoopy dördüncü skorunu almış. Takımca 5 skoru sahibiler. Kurtlar Vadisi tarafında Walden Insane şimdi Melissa yok. Melissa kayasına çarpmış gibi görünüyor. Snoopy de aranacak. Snoopy de aranacak. Bir yandan alan dışından gelecek bir IG-1 vardı. Ona da veda edeceğiz. Bosporus altıncılığın ötesine geçemeyecek. Lewis Walden Insane skorunu da aldı. Snoopy şimdi sistem içerisinden iki oyuncuyu birden bulacak ama tabii ki yeterli değil. Tabii onlara darbe vuracak bir isim daha var. Arazide bir Erengel yılanı var. Offline. Hala alanda Krius. Hala alanda şimdi Exeroth bu bölgede offline tarafından görülecek. Exeroth. Bölgede görülecek Monarşi. O da Melisa Esports'u gözüne kestirmiş gibi görünüyor. Melisa Esports 3 oyuncuyla birlikte hala hayatta. Kenjo da artık tutuldu. Tabii o bölgede bulunan Leo oyuncuları da görülmüştür diye düşünüyorum. Clash 9 o bölgeyi gördü, gözüne kestirdi yani. Artık mermilerle birlikte net bir şekilde oradan haberdar. Krayos şimdi mermileriyle birlikte Monarchy'yi aşağı çekecek. Hızlı bir şekilde X-Zero üzerine döndü. Spray bu bölgede Clash 9 tarafından gönderecek. X-Zero skoru kime yazılacak diye bakarken Nexus'ın son mermiyi gönderdi. Hızlı bir şekilde skorlar olacak. Offline arkalardan gelmeye çalışırken Voxy'nin alana bittiğini göreceğiz. Lab Lewis'i yakalamış arkalardan gelecek. Bir yandan o bölgede Nexus'ta alan dışında kit basarken Lap alan içerisinde kendisine bir konum bulamamış henüz. Alana doğru girişmeye çalışacak Krayus. Genco'yu görmüş bir yandan Clash 9 şimdi. Lap tarafından görecek Lap. Krayus artık bu bölgede birebirlik bir savaşa girmek zorunda. Arkalarda Lap kitlerini basarken. Çok özür dilerim Krayus. Nexus kitlerini basarken Lap da şimdi Krayus üzerine doğru gidecek. Birebirlik bir savaş söz konusu. Krayus kulüp arkasından çıkacak. Mermilerini gönderecek ama drop shot'a atacak. Hızlı bir şekilde skoru yakalayacaklar. Bu bölgede offline yine bir galibiyet, yine bir galibiyetle açılışını yapacaklar. 10 skor offline. İnanılmaz agresifliklerine final gününde de devam edecekler. İkinci sırada Hegemonya 3 skor çıkaracak. Krayus tek başına takımını son ana kadar taşımaya devam etti. Üçüncü sırada Melisa Esports 6.'lığa 6 skor toplayacak. 3.'lüğe kadar gelecekler. 4. sırada Leo Esports'u görüyoruz. 1 skor çıkaracaklar yalnızca. Onlar da oyun başlarında 2 oyuncularını kaybetmişlerdi. Bu sebepten ötürü aslında 4.'lük onlar için itiraz edilmeyecek bir sıralamadır diye düşünüyorum. 6. sırada Bosporus 4 skor çıkarmayı başarmış. 7. sırada ise Solo Esports'u görüyoruz. 8 skor. İnanılmaz bir agresiflik vardı onlar tarafında da ama işte Senfoni'nin maalesef o bölgede 7.'lik ötesine geçemeyecek. 8. sırada Novalu 4 skor sahibi erken oyuncu kayıpları işte 3 oyuncuyla açıkta kalınca yapabilecekleri çok da bir şey olmadı o bölgede. 9. sırada TTA kadrosu açıklarda yakalandılar. 2 oyuncu alan dışında kaldı. O 2 oyuncunun alana düştüğünü gördük. Diğer 2 oyuncunun da işte arazide bulunduğunu gördük. O yüzden dolayı yani işte o araçlar böyle turnuvalarda çok önemli oluyor.
maalesef onlar da 9.'un ötesine geçemeyecek. Digital Athletics üst skor çıkardı S4S tarafında ama onlar da 10. olarak veda ettiler. Offline'e yakalandılar onlar da. Bir yandan üzerine gelen Kurtlar Vadisi vardı. Onlar da mermileri gönderdi. Onlar da 10. olarak bizlere veda etti. Art kadrosu onlar da yine aynı şekilde alan dışından geldiler. Onlar da Kurtlar Vadisi'ne yakalanan bir diğer takımdı. Onlar tarafında da 5 skor var. 4 skoru gemi başı tarafından aldıklarını unutmayalım. 12. sırada Revenge 7 herhangi bir skor çıkaramamış. 13. sırada S4S herhangi bir skor sahibi değil. 14. sırada Face to Face onlar da herhangi bir skor sahibi değil. 15. sırada bulunan Gemibaşı Esports 4 skor sahibi. Etraftan toparladılar bu skorları. Herhangi bir takım bitirmediler ama Rome Squad'dan 2-3 oyuncu yakaladılar. Face to Face'dan oyuncular yakaladılar. Art tarafında oyuncular yakaladılar. Toplamda 4 skor topladılar. 16. sırada ise Rome Squad. Onlar herhangi bir sıralama ve kill puanı toplayamamışlar. Maalesef onlar da haritayı sonuncu olarak kapatacaklar. Ve maçımızın yıldızı Symphony 5 skor 863 hasarla maç yıldızı olmayı başarmış. İnanılmaz agresifliklerle birlikte güzel açılışların geldiğini görüyoruz. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar. Şimdi ufak bir araya gidiyoruz. Biraz sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
Evet sevgili Leo izleyenleri, tekrardan sizlerle birlikteyiz. Miramar çöllerindeyiz. Leo King League finallere hız kesmeden devam ederken şöyle geçtiğimiz maçın puanlarını sizlerle birlikte şöyle ufak bir inceleyelim. Takımlar atlayışlarını yapacaklar El Pozo'dan Elazığ'a kadar. Biz de o sırada şöyle sizlerle birlikte geçtiğimiz maçın puanlarına şöyle bir bakalım. Offline Gaming 25 puanda, ikinci sırada Melisa Esports 16 puanda, Hegemonya 15 puanda, Kurtlar Vadisi 11 puan alacak. Solo Esports 10 puan, Leo Esports 9, Bosporus 8, Art Esports 6, Novalu 5, Digital Athletics 4, Gemibaşı 4, TTA 2, S4S 1, Rome Squad, Revenge 7 ve Face to Face. Onlar herhangi bir puan çıkaramayacaklar maalesef. Tabi henüz ilk maç, hiçbir şey belli değil. Sıralamalar ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde, ilerleyen maçlarda mutlaka değişecektir. Bu bölgede biz atlayışlarda gelirken Digital Athletics kadrosunun Solo ve Gemibaşı mı burada? Çok özür dilerim. Digital Athletics ve Gemibaşı bu bölgede bulunuyormuş. Şu anda izleyicide bir problem yaşanıyor. CEO şimdi bir adet UMP buldu bu bölgede. Tabi takım arkadaşlarına bir adet araç götürecek bir isim var bu bölgede. Scarface orada aracı alıp uzaklaşacak. CEO şimdi bir adet de M16 ve buldu o bölgede. Hızlı bir şekilde lootlarını toparlamaya devam ederken bir yandan hala harita üzerinde atlayışlarını yapan takımlar var. San Martin, Hacienda o bölgeye atlayan takımlarımız var. Sporus, San Martin kuzeyindeki compoundları atlayışını yaparken Le Cobrieria'ya face to face takımı atlayış yapmış. Bir yandan Krater Dağları mı acaba? Beast bu bölgede bir adet silah bulmuş. O bölgede olan Monarşi'yi gözüne kestirmiş gibi görünüyor ama Monarşi görülmedi sanırsam. Şimdi o bölgede bir araç alıp buradan uzaklaşacak. Solo takımı ise atlayışlarını yapmışlar bile. Keen şimdi Crespo'yu yakalamış. Revenge 7 Minas bölgesine atlayış yapmıştı. Bu bölgede araç almaya çalışacak ama Keen o aracı alınmasına izin vermeyecek tabii ki. Bir yandan bu bölgede Extra Machine üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Kim tarafından? Fearless tarafından. Novalu. Onlar da araç alıp şimdi Impala bölgesine doğru geçişini yapacak. Rome Squad ise La Bandita bölgesinde atlayışını yapmışlar. Offline. Graveyard bölgesinin umutlarını toparlayacak. Tabi bu bölgede olan bir de Revenge 7 var. Onlar yolcularını kaybetti. İlk kan bu bölgede Revenge 7 tarafından döküldü. TTA kadrosu o skoru yakaladı. Bakar mısınız? Şu anda 4 oyuncu tek araba. Çok tehlikeli bir rotasyon. Rudney Fearless'la birlikte bu bölgede bir araç alıp şimdi istedikleri bölgeye doğru gidecekler. Bir yandan Novalo da en önde. Extra Machine Impala bölgesine girişini yapacak. Tabi arkalardan gelecek bir de TTA kadrosu var. Dikkat edilmesi lazım. Tabi onların biraz daha uzun süren bir yolculuğu olacak. Baktığımız zaman da tabi şöyle alanda El Pozo bölgesinde takımlar Krater bölgesinde yoğunlaşacaklar. O bölgede biraz daha yoğun bir atlayış vardı. Bosporus, Kutlar Vadisi, Melisse hızlı bir şekilde onlar da krater bölgesine geçişlerini yapacaktır. Tabi face to face bu bölgede oldukça avantaj sahibi, hızlı bir şekilde krater dağlarına yükselecekler. Krater dağlarından notları toparlayacaklar. TTA kadrosu ise galiba Los Angeles'e doğru yolculuğa çıkmışlar. Onların bu rotasyonları sürerken Leo Esports ise Valle del Mar bölgesinde eksik olan tesisatları toplayacaklar. Monarşi şimdi ekranlarımızda olan isim. Onlar da geçtiğimiz maç çok başarılı işler çıkarmışlardı. Kimi başı? Statetix'le birlikte El Pozo bölgesini paylaşıyordu. Galiba bu bölgede bir main fight'e girilmeyecek. Yani geçtiğimiz maçta Digital kadrosu, offline kadrosu ve Kuzey George Bull bölgesini paylaşmıştı. Pochinki bölgesinde Art kadrosuyla Solo Esports'un paylaşımını görmüştük. Baktığımız zaman da burada El Pozo bölgesini paylaşan bir gemi başıyla Digital Athletics kadrosu var. CEO şimdi şöyle bir etrafını yoklayacak. George o bölgeyi kesen isim. Tabi çatılardan infoları toplayacak. Onların da tehdit anlamında kötü bir durumda olduğunu görüntülüyoruz şu anda. George sağlık anlamında çok kötü. Bir adet de otomatik silah buldu şimdi.
Ya alanda artık ufak ufak gelecek. 1,5 dakika var. 5. dakikayı geride bıraktık. 5. dakika geride kaldı. Artık takımlar da alanın içerisine doğru hareketlenecekler tabii ki. Ama yani TTA kadrosu LUT anlamında oldukça zayıf bir konumda. Yani bakar mısınız? Rudy'nin herhangi bir tehdit yok. Hiçbir tehdit yok hem de. Hiçbir tehdit yok. Onlar da bu bölgede araç arayacaklar. King galiba o bölgede Doğaç'la birlikte bir araç daha buldu. Araçları topladılar ama yani hala tesisat aranmadı. Hala tesisat aranmadı. Bu problem yaşatabilir. Bir yandan Rutile üzerine doğru şimdi Bosporus gelmiş. Onlar buradaki krater dağlarındaki boşluktan faydalanacaklar. Face to face bu bölgede bulunuyorlar ama Rutile itirmeye almaya çalışacak ama yani o köfteci ile biraz zor. Rutu bilgin olsun. Köfteci ile biraz zor. Krater dağları da tabii ki ilk alandan şöyle Miramar'da ilk oyundan ilk Miramar'dan gelirse fena olmaz. Uzaklardan da tabii ki ritüel üzerine doğru mermiler gelecek. Hızlı bir şekilde şimdi aracıyla bu bölgeden uzaklaşacak. O dağları zorlamayacak. Hızlı bir şekilde krater bölgesine döndü. Bir yandan dağlarda bulunan bir IG-1 var. Yani ritüelı bu bölgede çok net görecek. Ritüalı çok net görecek. Hızlı bir şekilde spreyini gönderecek oyuncu üzerine doğru. 16-16 mermiler güzel gönderebilir. Ritüalı aşağı çekilebilir. Dikkat edilmesi lazım. Aracından atlayacak. Kendisini yere bırakacak. Üzerine doğru IG-1 tarafından mermiler gönderilirken bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. Hızlı bir şekilde şimdi o bölgeye destek geldi. Geri o bölgeden desteğini verecek. İsim olacak. Uzaklardan IG-1'a doğru bakılıyor. Tabii bir yandan o bölgede bulunan ritüelin de çıkarılması lazım. Yani IG-1 için bedava bir skor olur o bölgede. Şimdi Jerry'yi gözüne kestirdi o bölgeye doğru da şimdi çok güzel bir M4-16 4x spreyi gönderildi. Bir yandan diğer oyuncular da bu bölgede denemelerini yapmaya devam ediyorlar ritüel üzerine doğru. Bedava bir skor. O skoru kaçırmak istemiyorlar tabii ki. Neden olmasın? İşte face to face bu konuda hatalı davrandı. Yani Bosporus ta San Martin kuzeyinden geldiler buraya. Ama La Cabrera bölgesinde buraya en yakın bulunan face to face kadrosu buraya hızlı bir şekilde bu dağların hakimiyetini ele geçirmedi. Ve Bosporus'a tabii ki bu boşluktan faydalanıp buradaki dominantlığı alacaklar. Buradaki konumu koruyacaklar. Buradan bedava rotasyonlar, bedava skorları alacaklar. Hanelerini yazacaklar. Olur, neden olmasın. Ritual o bölgede sıkıştı artık. Yani oradan çıkışı çok kolay olmayacak bir yandan Sevkan şimdi üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Oo, şimdi Eko'yu aşağı çekmeye başarmış. Bir yandan Sevkan üzerine doğru da mermiler gönderilecek. Hızlı bir şekilde Sevkan bu bölgeye doğru geçişini yaptı. Digital Athletics tarafında ise Scarface bu bölgeye doğru geldi artık. Eko'yu bu bölgede zorlayacak bombalarıyla birlikte. Scarface bombayı pişirdi. O bölgeye doğru göndereceği bombayla birlikte oyuncuyu aşağı çekebilir. Sefkan o bölgeye doğru karşı bir bomba gönderdi ama o bombayla birlikte oyuncuyu düşürmeye yeterli olmayacak. Cure o bölgeye doğru yaklaştı. CEO arkalardan desteğini vermeye devam edecek. Cure şimdi Scarface üzerine doğru bombayı gönderecek. Scarface aracını atladı. K'ya doğru çıkacak. O bölgeyi zorlamayacak. CEO uzaklardan şöyle George'u zorlayacak anlaşılan. Cure aracını atlayıp o bölgeden uzaklaşacak. Echo ile birlikte. Oo, şimdi Novalo'dan bir oyuncuyu yakalamış. Oo. Apor o bölgede görüldü. Omskuat ise skorları toplayacak. Impala'ya da gitmişler bu bölgede. Ankara ile birebirlik bir savaşta olan bir isim var bu bölgede. O isim Oğuz hızlı bir şekilde bu bölgede bulunacak. Skoro da çevrildi. Bir level kaskı. Çok üzüldüm. Bir level yeleği var. Oyuncu aşağı çekilebilir. Dikkat edilmesi lazım. Anka hızlı bir şekilde kitini bastı. Fear Sins bu bölgeye doğru gelirken Hegemonya tarafında ise bir isim düşerek naklandığını görüyoruz. Oo, yakın bir bomba Fear. Yakalanabilir. Karşı bomba bu bölgede Anka tarafından gönderilecek. Bir level yelek bu bölgede Fear için avantaj ama baktığımız zaman Fear'ın da canı bayağı bir az. Anka tarafından bir bomba daha. Fear'ın canı tekrardan bayağı bir düşürülecek. Oyuncular bulunabilir. Şimdi kendisine bir adet sis bırakacak.
Kanka o bölgeye sislerle birlikte yaklaşacak. Burada Alafyar'ı arayan isim. Oyuncu bulunabilecek mi? Bakalım skor kimime yazılacak. Oo, yakın bir bomba. Anka Fear'ı bu bölgede yakalayacak artık. Tabi diğer Rome Squad oyuncuları da bu bölgeye doğru geldi. Vira ile birlikte şimdi Anka bölgede Fear'ı yumruklayacak. Zoeta Cumali ile birlikte yolunu değiştirecek. Leo tarafından şimdi yakalanan bir isim var. Solo'ya yakalanacak. X-Zeroth Monarşi'yi zaten kaybetmişlerdi. Rauz da bu bölgede mermilerden hedef oldu. Hedefinde Toothpick. Çok güzel bir şekilde araçta giden oyuncuyu yakalayacak. Hızlı bir şekilde skor garantisine gelecek. Bronz artık tek başına. Bir de bakalım nasıl bir oyun izleyecek. Hızlı bir şekilde skor garantisi alanında Bronz. İlerlerken Sefkan düşerek naklanmış. Oo, Scarface hızlı bir şekilde skoru alacak. Scarface hızlı bir şekilde skoru alacak. Exar skoru da alındı bir yandan. Kemibaşı Esports bölgede bir oyuncularını kaybettiler ama 3 oyuncu ile de onların çok başarılı işler yaptığını biliyoruz. Leo şimdi görmediğimiz tarafta bir oyuncu yakalamış. Scarface şimdi Leo CEO tarafından görüldü. Melisa tarafında şimdi düşürülen bir oyuncu vardı. Melisa tarafından düşürülen bir oyuncu vardı. Revenge 7. Agresif gelecekler. Melisa bu agresif oyunları her zaman yapıyorlardı. Leva hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru gelmiş. Bombayı da gönderecek. O bombayla birlikte bu bölgede Revenge 7 oyuncuları tekrardan yakalanabilir. Mercy arkaya doğru çıkmaya çalışacak. Üzerine doğru mermiler gönderilirken Crespo oyun başında bitirilmişti. Hızlı bir şekilde üzerine doğru gelecek oyuncuların Graxi üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Witcher'sın doğru girmeyi başardı. O bölgeye doğru yaklaşan bir oyuncu vardı. Bombayla birlikte bu bölgeyi zorlayacaklar. Graxi hızlı bir şekilde kitini bastıktan sonra bombayı pişirdi. Sativan'la birlikte ikili bir oyun sergileyecekler. Üzerine doğru bir yanıcı gönderecek. Graxi alev alev Clash 9. Buraya yanarak yanıcıyla birlikte artık oyuncuyu düşürdükten sonra ilerleyecekler. Mercy's karşı bir bomba pişirmiş. Graxi tutulacak mı diye bakarken bu bölgede Clash 9 yanıcı ile elinde bir yanıcı ile bu bölgeye doğru yaklaşacak. Genco kendisini yere bıraktı. Mercy's'in yerinden haberi var mı emin değilim. Şimdi ayağa doğru kalkacak Genco. Şimdi Mercy's tarafından görüldü. Genco da artık onun yerini biliyor. Mercy's o bölgeye doğru mermilerini gönderecek. Clash 9 şimdi Sativan tarafından aşağı çekildi. Graxi o bölgede tek başına. Mercy's şimdi tekrardan bulundu. Graxi de alınacak. Sativan artık tek başına. Bossa üzerine doğru gelecek. Acımayacaklar Clash 9. Hızlı bir şekilde skora çevrildikten sonra bu bölgede kaldırılacaktır. Skorlar alındıktan sonra kaldırılacaktır. Kurtar Vadesi. Oo. Baktığımız zaman da şu anda biz El Pozo'ya doğru gelmişiz. Bir anda Krater Dağları demiştik. Hemen alan biraz daha batıya çekmiş. Şu anda CEO hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru girişini yapmış. Bir yandan Lutiel şimdi Statistics ile bir savaş içerisinde Ritual'ın canı çok az. Üzerine doğru gelen oyunculara karşı bakalım nasıl bir oyun izleyecek. Bir adet yanıcı gönderecek o bölgeye doğru. Helios ise patlatılmış. Nerede alındı o skor? Görmek istiyorum. Bunlar da galiba yine Solo Esports'a Solo skor olarak yazılacak gibi görünüyor. Bir yandan Voxy önü kesilecek. Aracından atlayıp üzerine doğru mermilerini gönderecek bir oyuncu var o bölgede. Oyuncunun ismi Toxpik galiba. Toxpik'in üzerine doğru mermiler gönderirken arkalardan gelen destekle Toxpik artık araç arkasından çıkacak. Voxy'i de bulacak. Nexus bu bölgeye uzak bir konumda. Takım arkadaşıyla birlikte Lab o bölgede araç arkasını sıkışacaklar. Araç patlatılmıştı. Helios o da artık skora çevrildi. Nexus ve Lab o bölgede sıkışacak. Dospik o bölgede doğru açı almaya başlamış. Üzerine doğru mermiler gönderecek. Offline geçimiz var. Çok güzel bir oyunu geçirmişlerdi. Bir harita harita galibiyeti vardı. Uçarak gelecek. Symphonic 2 skoru birden alacak. Uçarak gelecek. Acımayacak. Solo Esports 7 skora ulaşacak. Face to face. Onlar da Dislatitix'in bulunduğu bölgeye gelmişlerdi. Upfor artık ritualı yakalamış. O bölgede Upfor agresif oyunları sergileyecek. Bombayı pişirmiş. O bölgeye doğru bombasını gönderecek.
Bir adet daha bomba gönderildi. Ama o bombalardan istenilen hasar çıkarılamayacak. Jere uzaklardan tabii desteğini vermeye çalışıyor. P2 o bölgede uzaktan ona bakan isim. Kendisini yere bıraktı bir yandan. Hyperobit bu bölgede bulunurken yeni alanımızda gelecek. S4S, Gemibaşı, Kutay Vadisi, El Pozo bölgesinde konumlanmışlar bile. Bölgede de ritual diye aşağı çekilmişti ama kurtarıldı. Om Squad, onlar da kuzeyden alana doğru girişlerini yapacaklar. Alan nasıl gelecek? Alan burada aslında belirleyici faktör olacak. TTA kadrosu oyun başından beri biraz daha sakin bir oyun izliyor. Bakalım onlar da ilerleyen dakikalarda savaşları nasıl verecekler. Şehir alanı geldi. Hadi bakalım. Yani hala şehir alanının net bir şekilde geldiğini söyleyemeyiz ama yani alan krater dağlarından buraya geldi. Bilemiyorum şehir alanı acaba net bir şekilde gelir mi? Tabii burada da ufak ufak dürtüşmeler devam edecek. Scarface şimdi Hyperobit tarafından görüldü. Jerry'e bu info verilecek. Scarface Jerry üzerine doğru gelmiş. Jerry bu bölgeden aracıyla birlikte hızlı bir şekilde takım arkadaşından infoyu alacak. Uzaklaşacak. Jerry üzerine doğru mermiler gönderilirken Scarface denemelerini yapacak. Bir yandan Hyperobit o bölgeden uzaklaşmaya çalışacak ama uzaklardan tabii ki destek var. Jerry de farklı bir konuma doğru geçişini yaptı. Scarface bu bölgeden çıkmaya çalışacak. Face to face oyuncuları da artık buraya zorlamayacaklar. Çava da aracını atlayıp o bölgeden uzaklaşacak. Üzerine doğru mermiler yağarken Digital Athletics bu bölgede çava skorunu kovalamaya devam edecek. Aşağı doğru inecek. Face to face oyuncuları bu bölgede yakalanabilir. Upwar şimdi Hyperobit'i yakalayacak. Çava da hızlı bir şekilde kavra geçişini yaptı. Bu bölgede araç çekeri alınacak. Açıklarda yakalanacak ama kavra geçişi için herhangi bir problem yok. Upwar o şimdi o bölgede görüldü. Freak 7 o da görmediğimiz tarafta yakalanan isim olmuş. Gemonia tarafından yakalanmış o skorda. Bitirilebilir mi emin değilim. Açıklarda yakalanmış galiba. Yok hayır. Herhalde burada bir tepe kavru var. Takım arkadaşı hızlı bir şekilde bu bölgeye geldi. Oyuncuyu kurtaracak herhangi bir problem yok. Melisse. Şimdi Genco'yu düşürmüşler bu bölgede. IG1. Bunlar geçtiğimiz maçta da dürtüşmeler yaşıyordu Bosporus. Bir yandan Digital Athletics bu bölgede bulunuyor. Yani peki o bölgeye doğru bakarsa George'la birlikte buradan Genco skorunu yakalayabilirler. Melisse Esports ise 3 oyuncuyla birlikte alan içerisinde doğru geçişlerini yaptılar. Genco üzerine doğru dişli denemeler gelirken bu bölgede skor Bosporus'a değil Digital Athletics'e yazılıyor olacak. George 7 o skoru yakalayan isim. Melisse şimdi alan içerisinde doğru geçişini yapacak ama gittikleri bölgede de Kurtlar Vadisi bulunuyor. Hızlı bir şekilde burada bir sprey gelecektir. Fosar üzerine doğru dönüldü. Oo, Fosar çok net mermiler hasar alacak bu bölgede. Diğer yandan ise Lewis. O da mermilerin hedefinde olan isimdi. Buggy arkasında düşürülebilirdi ama düşürülemedi maalesef. Hegemonia. Artı 4 oyuncuyla yollarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz maçta da çok başarılı işler yapmışlardı Kreus'la birlikte. Oh, Ritual. Şimdi patlatılmış. Bakalım oyuncular nasıl bir yol izlemeye devam edecekler. Akisav'ın da bu bölgeye doğru bu bölgede bulunurken Madcap da artık bu bölgeye doğru geldi. Takım arkadaşları da yavaş yavaş bu bölgeye doğru toparlanacak. Toplandıktan sonra da yollarına devam edecekler. Clash 9 şimdi P2'yi görmüş. İntikam alacaklar. Bu bölgede George 7 bir skoru almıştı. Bunu hatırlıyoruz. İşte beklediğimiz her shift tam olarak buydu. Melisse Esports bu bölgeye doğru geldi. Scarface bu bölgede bulunurken aranacak tabii ki. Scarface bu bölgeyi zorlamadan takım arkadaşlarının bulunduğu konuma doğru geçiş yapmaya çalışacak ama yani Melisse'deki agresifliğe bakar mısınız?
Upward da bu bölgeye doğru geldi. Hızlı bir şekilde burada da bir oyun gelecek gibi görünüyor. Burada bir ayak oyunları gelecek. Scarface hızlı bir şekilde o bölgeden uzaklaştı. Bir yandan P2 tutulan isim hayata döndürüldükten sonra da alana doğru geçişlerini yapacaklardır. Gemibaşı Esports ucundan da olsa alanda CEO o bölgeyi kontrol edecek ama Hegemonya tabii ki bu bölgede çıkmak isteyen takımlara mutlaka atışlarını yapacaktır. İzin vermeyecektir. Oh, Snoopy şimdi Bosporus tarafında. Oh, Bosporus tarafında 3 oyuncu birden bulunmuş. Capper uygun oyuncuları tutarken CEO da Senfoni'yi geçerken şöyle bir yakalamış. Senfoni skoru da mutlaka bu bölgede alacak gibi görünüyor. Ama hayır, cover da şu anda. Ama yanıcılarla tabii ki bu bölge zorlanacak. Yani madem mermilerle alamıyoruz o skoru, yanıcıyla alalım diyecekler. Senfoni'ye doğru takım arkadaşı gelecek. Maskov şimdi bir oyuncuyu yakalamış. Bosporus tarafında IG1 şimdi aşağı çekilmiş. Novalo tarafında ise alınan isimler mevcut. Ooo, Falcon Ace Extermation'i bombasıyla yakalanacak. Novalo tarafında zaten bir oyuncu erken kaybedilmişti. Vira ve Anka artık tek başına IG1 skoru artık alındı. Bosporus tarafında tamam alandasınız ama yani oraya gören isimler var. Art kadrosu o bölgeyi gören takımdı. Old Taste'de tabii ki patlatarak skorları alacak. Hegemonya. Onlar da alana girmeyi başaracaklar ama yani bu alan oldukça zor bir alan. Açık arazi alanı. Burada bir cover sahibiyseniz tabii ki oldukça bir avantaj sahibi oluyorsunuz. S4S onlar da alana doğru geçişlerini yapmaya çalışacaklar ama izin verilmeyecek ona. Senfoni Echo tarafından bulunmaya çalışacak. Clash 9 şimdi görmediğimiz tarafta Hegemonya'dan Kreus'u yakalamış. Hızlı bir şekilde skorda gelecek Reiner. Şimdi açıklarda yakalanacak. Senfoni ise cover'a geçişini yapmayı başardı. S4S ise farklı bir rotasyona gidecek şimdi. Face to face arkalardan o şekilde bir rotasyon atarken 3 oyuncuyla bu arabayla Solo Esports'un üzerine doğru gidiyorlar. 80 metrelik bir alan koşusu daha yapmakları gerekiyor bu takımın. Solo Esports'un bu bölgede olduğunu unutmayalım. Coldex bu bölgede şimdi sesleri aldı. Oh, Viper Rabbit yakalanacak. Çeriye doğru da dönülecek. Çeriye'de mermilerinin hedefinde olan isim. Bir yandan Senfoni Coldex tarafından yakalandıktan sonra da Tospik Senfoni'yi yakalamış. Bir anda alacaklar oyuncuları, affetmeyecekler. Tospik alana düşen isim mi oldu diye bakarken Coldex bu bölgede kitlerine basıp alana doğru girmeye çalışacak ama Hegemonya tarafından Madcap 7 o bölgeyi net görecek. Reiner alana düşerken bir yandan Gemibaşı tarafında alınan oyuncular vardı sanırsam. TTA ise bu bölgede skorları yakalamaya devam edecek. Melisse tarafında ise Bossar, o da skor olarak CEO'ya yazılacak. Bronze'a görmediğimiz tarafta alınmış. Home Squad onlar da bir anda veda edecekler bizlere. Tospik o da alana düşecek. Coldex alan dışında kitlerini basmaya devam ediyor. 12 skor sahibi Solo Esports bu bölgede kitlerle birlikte hayatta kalmaya çalışacak ama yani 5. alan tamam. Alan çok fazla vurmuyor ama mesela şimdi Novalu'nun olduğu bölgeye doğru gidecek. Vira'nın bulunduğu bölgeye doğru gidecek. Anka'da tabii ki arkalardan o Coldex'in skorunu yakalamak istiyor. Baktığımız zaman da alanda şu anda bir art kadrosu var. Alconis artık bizlere veda etti. Coldex bir kit daha basmayı başardı. Echo da Clash 9 tarafından görülmüş. Hızlı bir şekilde skorda yakalanacak tabii ki. O araç patlamasıyla birlikte bu bölgede Coldex'e de veda edeceğiz diye düşünüyorum. Solo Esports'u 12 skorla bizlere veda edecek. Novalu 4 skor ulaşmış. TTA tarafında ise alınan skorlar vardı. 1 skor alınmış. Art tarafında baktığımız zaman 3 skor var. Diplatix ise onlar da 3 skor sahibi. Kurtlar Vadisi 4 skor yakalayacak. Hegemonya herhangi bir skor sahibi değil ama alanın içerisinde bir konum bulmuşlar. Şimdi Kurtlar Vadisi'ni yakalayacaklar. B7 o bölgede Gold Ace'i yakaladı. Hızlı bir şekilde o bölgeye doğru gönderilen bombayla birlikte Snoopy de gönderili yakalanabilir. Arkalardan da gönderilen mermiler var. Tabi bu bölgede skor alınmaya çalışılacak. Bir yandan Walden Insane, o da kanayan isim. Son anda şimdi Gold Days tutuldu ama bir mermiyle birlikte ona da veda edebiliriz. Rivayo da şimdi Madcap'a skor olarak yazılmış. Marso artık tek başına. Melisse tarafında ise Clash 9 Lewis'le birlikte alana girmeye çalışacak bu bölgede. Gittikleri bölgede ise takımlar söz konusu. TTA bu bölgeye doğru geldi. Hegemonya ise gemi başını yakalamış. Özde bir şekilde bu bölgede skorlar alınırken TTA kadrosu ise galiba art üzerine doğru gelecek. Fearless şimdi karşısında olan isim. Trudny aracına atladı. Mermiler hedefinde olan isim. Scarlet o skoru yakalayacak. Keen de arkalardan görüldü. Lewis ise Mars'ın skorunu yakalamış.
Fearless bombayı pişirdi. Scarlett üzerine doğru Novalu. Şimdi Lewis tarafından yakalanacak kanka. Bu bölgede Lewis tarafından o da yakalanacak mı diye bakarken hızlı bir şekilde skor alındı. Digital Athletics arkalarda bulunurken Kurtlar Vadisi şimdi Hegemonya'yı sıkıştıracak. Upboard o bölgede skorları yakalayacaklar. Freak 7 skor olarak yazıldı. Kesiyor. Scarlett'la birlikte bu bölgede hayatta kalmaya çalışırken arkalardan Up9'da hayatta kalmaya çalışan bir diğer isim. TTA tarafında ise Rudney aşağı çekilmişti. Scarlett tarafına galiba bu bölgede skora çevrilmiş. Garantisi alınmış. Doğaç üzerine doğru bombalar gönderecek ama Doğaç'ta karşı bir bomba gönderecek tabii ki. O bölgeye doğru Scarlett. Fearless'ı yakalayacak. Doğaç üzerine doğru daha bomba çok net gönderilecek. Kesiyor. Doğaç'ı da aşağı çekmeye başaracak. Yine artık tek başına acımayacaklar. Üzerine doğru gelecekler. Kurtlar Vadisi bir yandan bu bölgede Hegemonya ile bir savaş içerisinde. Melissa tarafında ise Lewis düşerek naklanmış. Clash 9 ise Artie Sports üzerine doğru gelmiş. Kesiyor üzerine doğru spreyini gönderecek. Clash 9 burayı zorlamadan takım arkadaşını kurtaracaktır diye düşünüyorum. Clash 9 üzerine doğru gönderilen bomba oldukça etkili ama oyuncu düşürmeye yeterli değil. Geri geri aracını sürecek şimdi. Takım arkadaşını kurtarmak istiyor. Kendisini güzel bir konum buldu. RT Sports ise bu bölgeye doğru yaklaşırken Kurtlar Vadisi. Hiç kimsenin hesaba katmadığı isim Snoopy alana doğru geçişini yapacak ama galiba o bölgeye doğru bakan bir Digital Athletics mevcut. Lewis kanayan isimdi. Art9'ın bombasıyla birlikte artık Clash 9'a da veda etmişiz. Bir yandan uzaklardan gelecek bu bölgede Digital Athletics kadrosu da görülüyor. Upboard üzerine doğru bir spray denemesi ama Up9 o skoru yakalayamayacak. Geriye 8 takım. Çok özür dilerim 8 oyuncu. 3 takım hala hayatta kesiyor. Bulunduğu bölgede şimdi Upboard'u görecek. Çok net bir spray. Oak zaten çok seken bir silah değil. Orta mesafede oyuncuya acımayacaklar. Oo, P2'de Snoopy tarafından görülmüş. Hiç kimsenin hesaba katmadığı isim demiştik. Bu bölgede George artık tek başına. Scarface ise biraz daha önde bulunuyor. Up9 Scarlett'la birlikte o bölgeyi bombalarıyla zorlayacak ama yakalıp oyuncuyu düşürebilecekler mi? Yani yeri biliniyor, yeri biliniyor. Yeri biliniyor. Bir yandan P2 o bölgede George'u tutacak ama kesiyor bakalım yakalanabilecek mi? George spreyini göndermek konusunda kararsız. Şimdi o bölgeye doğru bir yanıcı gönderdi. Yanıcı ile birlikte bu bölgede aşağı çekilen upboard tutulmak isteniyor. Artık Snoopy'nin de yeri biliniyor tabii ki bir yandan. Scarface'i bombalarıyla birlikte ooo! Up 4, Up 9 ve Scarlett'ın bulunduğu bölgeyi zorlayacak. Kesiyor. Yeri biliniyor muydu emin değilim. Onlar da galiba Scarface üzerine doğru gidecekler. Scarlett bombasını şimdi gönderdi. Scarface'in yeri biliniyor mu emin değilim. Arkalardan Snoopy'de mermilerini tabii ki Artie Sports üzerine doğru gönderecek. Scarface bombaları tükendi. Artık sislerini kullanacak. Kesiyor. Üzerine doğru gelecek. Scarlett Snoopy'yi görmüş. Bir yandan kesiyor. Bu bölgede gezerken şimdi aracından atlayacak. Mermilerini gönderecek. Scarface ikinci silahı çok güzel davrandı. Hızlı bir şekilde kesiyor. Bu bölgede yakalayacak Scarlett. Tepelerden gelirken Scarface ise bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak. Digital Athletics 3 oyuncuyla birlikte açık koşu yapacak ama 3 oyuncu birden bu bölgede skora çevrilmesi kolay bir senaryo değil. Üzerine doğru mermiler gönderecek Scarlett. Şimdi P2'yi görmeyi başardı. George kayaya geçmeyi başaracak. Upboard alana düşen isim George kaya ayakta ağaçla sıkışacak. Upboard skoru yakalandı. P2 şimdi tutulacak. Scarface tabii ki hala bu bölgede hayatta olan isim. Onu unutmayalım. Şimdi konum değişikliğine gidecek. Scarface. Bölgede sürpriz yapacak isim olacak mı acaba? 3'e 2'lik bir konum. Ooo Scarlett George'u da yakalamış. George'u da yakalamış. O gölgeye gönderdiği yanıcıyla birlikte Up9 George skorunu da yakaladı. Scarface artık tek başına üzerine doğru gelecek. İki oyuncuyu birden yakalayabilecek mi? Birini indirmeyi başardı. Up9'a doğru da mermiler gönderecek. Canı çok az ama fazla bir can avantajı yok karşı oyuncunun. Hızlı bir şekilde ikinci skorda alındıktan sonra Digital Athletics galibiyete gidecek. Scarface şovunu yapacak. 6 skor. Takımcı 10. skorunu alacak böylelikle. İkinci sırada Art kadrosu onlar tarafında da inanılmaz bir agresiflik bizlerle birlikteydi. 13 skor sahibi olacak bu takımda. Üçüncü sırada Kurtlar Vadisi 4 skor yakalarken dördüncü sıradaki Melisse yine onlarda çok agresif. Yine onlarda da skorlar toparlanmış 9 skor sahibi. Beşinci sırada Hegemonya 3 skor alırken altıncı sıradaki TTA kadrosu yalnızca 1 skor yakalayacak. Yedinci sırada Novalu'yu görürüz. Anka ve Vira
ikilisi çok güzel bir şekilde yeniciliğe kadar geldi. Onlar yalnızca 5 skor çıkarabilecekler. Onlar adına çok iyi bir oyun olduğunu söyleyemeyiz ama idare eden bir skor, idare eden bir sıralama diyebiliriz. Boş geçirilmiş bir maçtansa ortalama şöyle bir 5-6 puanlı toparlanmış bir maç onlar için tatmin edici diyebiliriz. As for it, herhangi bir skor sahibi değil. 8. olarak yalnızca sıralamadan aldıkları puanlarla yetinecekler. Gemibaşı Esports 9. olarak veda edecek ve yalnızca 2 kill'leri var. Solo Esports. Yani bu kadar agresif, bu kadar skorları toplayan bir takım oyun sonunu bir görse neler yapacak? Baktığımız zaman 10. olarak veda etmişler ve yine baktığımızda 12 skoru var bu takımın. 11. sırada Leo Esports. Oyun başında 3 oyuncularını kaybetmişlerdi. Bir oyuncu hayatta kalmışlardı. Onlar tarafında yalnızca herhangi bir skor alınamamış. Çok özür dilerim. 12. sırada Rome Squad. Oğuz'un yalnızca bir skoru var. Onlar da o skorda No World'dan çıkarmışlardı. Bunu hatırlıyoruz. 13. sırada Face to Face. Yalnızca bir skor çıkaracaklar. Jerry'nin bir skoru var. 14. sırada Bosporus'u görüyoruz. Bosporus tarafında ise herhangi bir skor maalesef alınamamış. 15. sırada offline açıklarda yakalanmıştı. Onlar da Digital Athletics'e spor olarak yazılmıştı diye hatırlıyorum. Çok özür dilerim. Solo Esports'a spor olarak yazılmıştı. Onlar tarafında da herhangi bir skor yok. 17. sırada Revenge 7. 16. sırada onlar tarafında da herhangi bir skor yok. 6 skor. 1008 hasar ile Scarface ise maçımızın yıldızı olmayı başarmış. Şimdi ufak bir araya gidiyoruz. Ufak bir araya gittikten sonra ardından bir maçımız daha olacak. Toplamda 4 maç oynayacağız. Bir de Sanok oynayacağız tabii ki Erengel'in dışında. Şimdi ufak bir araya gidiyoruz. Biraz sonra Erengel haritasıyla sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın çünkü Leo King League finali inanılmaz bir şekilde, inanılmaz oyunlarla devam ediyor.
don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Evet sevgili Leo izleyenleri, tekrardan sizlerle birlikteyiz. Erengel haritasındayız. Geçtiğimiz maç Digital Athletics'in inanılmaz bir galibiyeti vardı. Dilerseniz takımlar Josh Pool'dan Sosnoko'ya kadar atlayışlarını yaparlarken biz de sizlerle birlikte geçtiğimiz maçla birlikte puanları inceleyelim. Melisa Esports herhangi bir harita galibiyeti çıkaramadılar ama 33 puanla lider konumdalar. İkinci sırada RT Sports 31 puanda. Üçüncü sırada aldıkları harita galibiyeti ve skorlarla birlikte 29 puanla üçüncü sıradalar. Offline Gaming 25 puanda. Kurtlar Vadisi 25. Hegemonya 24. Solo Sports 23. No Value 12. İkinci satırda ise Leo Esports 10 puanda. Bosporus 8. TTA 7. Gemibaşı 7. S4S 2. Ron Squad 2. Revenge 7 ve Face to Face'de herhangi bir puan yok. Halbuki geçtiğimiz maç Jere 1 adet skor almıştı. Galiba bir yanlışlık var. Tekrardan şöyle bir bakmak istiyorum. Neyse ki bunu düzeltirler diye düşünüyorum. Tekrardan şöyle haritamıza geçişimizi yapalım. Takımlar atlayışlarına başladılar. Geçtiğimiz maça benzer atlayışlar gene geldi. Geçtiğimiz herhangi bir haritasına benzer atlayışlar geldi yine. Belli ki bir main savaşı izlemeyeceğiz takımlar arasında. Bu bölgede biraz daha sakin yol izlemeye devam edecekler. Oh, şimdi alanla birlikte geçtiğimiz maça benzer bir alan geldi. Fena olmayan bir alan. Fena olmayan bir uçak. Takımlar gene bu bölgede mutlarını atmaya devam edecekler. Yani tabii biz geçtiğimiz maçta da yine bu bölgede iki takımın atlayışını yaptığını görmüştük.
Bu bölgeye atlayış yapan Art kadrosu ve Solo Esports kadroları savaş vermiyorlardı. Biraz daha sakin yolu izliyorlardı ama bakalım belki bu maç bizlere bir savaş izletirler. Belli olmaz. Oo! O savaş verilecek, o savaş verilecek Scarface. Şimdi Tospit'le birlikte o savaşı kovalayacak bu bölgede. Elinde bir adet şu anda pompalısı mevcut. Üzerine doğru mermiler gönderecek. Up9 şimdi Tospit'i yakaladı. İşimiz maç galibiyet çıkaramamıştı bu maç. Maç takım, bu takım. Speak bu bölgede bulunurken kesiyor ise hızlı bir şekilde buraya bir oyun kurulacak. Speak kanamaya devam ederken tabii ki bu bölgede kaldırılması pek mümkün bir senaryo değil. Symphony, Coldex, Falconis biraz da arkalarda kalacak. Burada biraz daha sakin kalınacak. Yani Tospik skoru da artık haneye yazıldı. Takımlar bakalım neler yapacaklar. Bir yandan Bosporus bu bölgede Capper oldukça fazla hasar almış. Rivayo da ağaç arkasında sıkışacak. Esforus tarafında da galiba kitlenen bir oyuncu mu vardı diye baktım. Hayır. Capper o bölgede bombayla zorlanırken Rivayo da yerini değiştirmek istiyor. Ama Capper ona izin vermeyecek. Reiner. Bu bölgede artık tek başına Marsov ve Symphony de hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru yaklaştı. Şimdi farklı açılardan burada skorları yakalayacaklar diye düşünüyorum Marsov. Aracından atladı, mermilerini gönderecek. CEO Capper'ı yakalamış arkalardan. IG1 üzerine doğru da bir sprey denemesi var. IG1 oldukça sıkıştı. Reiner'ın bir mermisiyle birlikte bu bölgede IG1 skoru da yakalanacaktır. IG1 da Reiner tarafından skor alındı. CEO'nun tabi bu bölgede kızdığını unutmayalım. Reiner üzerine doğru mermiler gönderilir. Revive kanamaya devam ederken tepelerden CEO onu görebilir. Oh, offline onlarda bir savaşa girmişler. Up4'u yakalayacaklar. Hızlı bir şekilde skor garantisi alınmış o bölgede. Revive. Şimdi bu bölgede atılan sislerle birlikte kurtarılacak. Herhangi bir problem yok. Oh, görecek orayı Revive. Orası görülecek. Reiner üzerine doğru mermiler. CEO. Agresif. Enerjisi sıfır. Enerjilerini toplayacaklar bu bölgede CEO. Marso görüldü. Marso üzerine doğru da bir sprey denemesi gelecek bu bölgede CEO'dan. Oh, Revive! CEO'ya bakmak istemezsiniz. Hızlı bir şekilde CEO bu bölgede Revive'ı yakalayacak. Kaskı kalmayacak adeta. Reiner takım arkadaşını kurtarmayı başardı ama yemebaşı galiba buradaki skorları istiyor. Ama Gemibaşı Esports burayı zorlamayacak. Yani burada tamam oyuncuları dürttüler. Tehditatlarını harcadılar. Burayı daha fazla zorlamayacaklar. Bir yandan şöyle haritaya baktığımız zaman takımların hareketlilik içerisinde olduğunu görüyoruz.
CEO uzaklardan araç tekerlerini zorlamaya devam edecek. Tabi Mars o sırada görülüyor. Denemeler de geliyor. Oo, araç patlatılabilir. Ama Mars'ı oradan o aracı kurtarmayı başardı. Bir yandan Melisa Esports, onlar artık doğudan alana girişlerini yapmışlar. Clash 9 bir bölgede onlar da iki maçı fena bir şekilde geçirmediler diyebiliriz. Bir yandan bu bölgede Madcap 7 şimdi Clash 7 tarafından şöyle bir ses verecek. Clash 9 o sesi verdi. Hani ben buradayım, bilgin olsun derdesine. O bölgede o sesi verdikten sonra da yoluna devam edecekler. Ama galiba Clash 9'un üzerine doğru gidecek. Clash 9'un üzerine doğru geliniyor. Melisa Esports'un diğer oyuncuları da hızlı bir şekilde bu bölgeye dahil olacak anlaşılan. Bu sefer o bölgede yolunu değiştirecek. Clash 9'un da arkalardan denemeleri var tabii ki. Bir iş üzerine doğru bir adet spreyini gönderdi şimdi ama o spreyde herhangi bir oyuncu yakalanmadı. Harita biraz daha sessizleşecek şimdi. Oh, CEO şimdi Senfoni'yi yakalamış. Galiba onlar o agresif oyunları gerçekleştirecek. Mars'ın üzerine doğrudan mermiler gönderilmiş sanırsam. Offline tarafında ise alınan oyuncular var. Sativan. Skoru yakalayan isim. Bölgede yakın bir savaş var sanırsam. Offline'la bu bölgede... Oh, Revenge 7. Offline'ını hızlı bir şekilde elemeyi başardı. Bir yandan Sefkan üzerine doğru da gelecek. Reyner o bölgede. Revio ile birlikte Sefkan üzerine doğru bir spreyini yapacak. Gümbüşi Esports'tan agresif oyunlar gelecek yani. Bunlar ikinci skorlarını yakaladılar. Kurtlar Vadisi tarafında şimdi bir oyuncu daha yakalandı. Oo, skorda alınacak galiba. Hayır, Goltes bu bölgede araç arkasında kalacak. Marso şimdi arkalardan görülmüş. Metkov Sativan takısını almış. Marso'nun bu bölgede kaldırılması çok mümkün bir senaryo değil. Ve şu anda Bosporus'a kavralmış durumda. O skoru galiba Cure alacak. Forest'e iki oyuncu durumuna düşecek artık. Bakalım yani onlar nasıl oyunlar izleyecekler. Bir yandan Solo Esports'a veda etmişiz. Yani o skorlar nasıl alındı pek göremedik mi? Acaba hayır, yok. Solo Esports'a hala 3 oyuncu hayatta ama galiba Poser tarafından burada kalan 3 oyuncu da alınacak gibi görünüyor. Oo, Poser Coldex skoru da yakaladı. Senfoni yakalanacak. Falconis artık tek başına burada aracıyla ilerlemeye çalışacak. Açıkta kalacak Lewis burada. Senfoni'yi de yakalamıştı. Hızlı bir şekilde üzerine de gelince Clash 9 o bölgeye gelmeden Poser Oscar'ı yakalayacak. Solo Esports'a da veda edeceğiz böylelikle. Yani ağzımızı açtık, dedik ki Melisa dedik. Çok özür dilerim, Solo dedik, yani hayatta almamış herhalde dedi, görmediğim tarafta. Ama Melisa bizim sözümüzü yemedi. Dedi ki merak etmesi için biz de o takımı dedi, bitireceğiz dedi. Bir yandan face to face buradaki su şehrine gelmişti. Bu bölgede bulunan tabii ki bir face to face oyuncusu vardı. Cumali şimdi Kurtlar Vadisi'nden bir oyuncu yakalamış. Maskov üzerine doğrudan mermiler gönderiliyor tabii ki. Snowpiece skoru da hızlı bir şekilde Oğuz tarafından alınmış. Bu bölgede oyuncu bitirilecek. Maskov aracını atladı. Şimdi yoluna devam edecek ama yani bu sürüş yapılırken dikkat edilmesi lazım. O bölgeye doğru şimdi gelen bir de Hegemonya kadrosu var. Maskov bu bölgeye doğru geldi. Matkabı şimdi gözüne kestirecek. Oo, güzel bir headshot gönderildi. Şimdi üzerine doğru mermiler yağmaya devam ediyor. Gittiği bölgede ise face to face oyuncusu var. Hegemonya'dan Haki'nin bulunduğu bölgeye doğru geçişlerini yapacaklar ama Jerry'nin bu bölgede bulunduğunu hala unutmayalım. Oyuncu yakalayabilir.
Yandan Jerry şimdi şöyle bir etrafını yoklayacak. Melisa Esports'ta doğudan alana girişlerini yapmışlardı. Onlar da Sukul bölgesine doğru gelecekler. Deo Esports ise alan içerisinde şimdi kendilerine bir konum bulacaklar. Bu bölgede belli bir süre daha hayatta kalacaklar. Art kardosundan ise Scarlet. Extra Machine şu anda gardının sürdüğü yerde Room Squad var. Fear onu böyle görecek. Extra Machine üzerine doğru şimdi mermiler yerken. Novalio buraya oynayacak. Novalio buraya oynayacak emin olamadım yani. Bira şu anda eski konumlarına geri döndü. Bir yandan Hamo o da Gemibaşı Esports üzerine doğru gelmişti. Gemibaşı onlar da agresif oyunlar sergileyeceklerdi bu maç. Belli oldu yani. Ve CEO tarafında 2 skor var. CEO yeminini bozmuş gibi, niyeti bozmuş gibi. Bira o bölgede görülmedi. Bira görülmedi. Bira açıkta duruyordu. Lev içerisine doğru girecek. Burada hayatta kalmaya çalışacak. Etrafı şöyle bir yoklayacak ama tepelerde bir oyuncu olduğunu, bir takım olduğunun farkında. O bölgeye doğru bakıyor. Bir yandan araç tekerlerini o bölgede zorlayacak. Araç tekeri Vira tarafından çekilecek. Tabii Kürt artık o sesleri aldı. Bir yandan CEO. Yanına gelen oyuncudan, Extra Machine'den haberi var mı acaba? Ooo CEO Extra Machine'i görecek. Tabii baktığımız zaman yani işte CEO'yu gösterince bu şeyler olabiliyor. Kaskınız bir anda eriyebiliyor. Oluyor böyle şeyler. Bir yandan Uzi. O da Digital Athletics'e PK'ye yakalanmıştı. Skor garantisi de burada mutlaka alınacak. Face to face'i. O girdikleri split onların içine gelmemiş gibi görünüyor. O split'ten karlı çıkamayacaklar gibi görünüyor. Şimdi Scarface'i gözüne kestirmiş Lucifi. Geçtiğimiz günlerde çok başarılı işler yapmıştı. Scarface'e doğru şimdi bir çipey denemesi. Scarface bir anda eriyecek. Bir anda eriyecek. Oğuz şimdiki Sue tarafından görülmüş. Kaldırılabilir herhangi bir problem yok. Sue o spreyi uzaklardan yolladı. Oğuz'a da galiba güzel bir sprey gönderilmiş gibi görünüyor. Ve yeri görüldü. MS Esports. Ya bu bir alanı çok görmemiştik. Eleme turunda da, eleme zamanında da. Biz bunları görememiştik ama. Bakalım bu alanda takımlarımız ne yapacak? Genelde biz Gatka alanlarını izledik. İşte Shelter alanlarını, Fine Might alanlarını izledik. Bir kuzey alanı gelmedi. İşte Shooting Range, Severny taraflarını izleyememiştik. Bir Souls Knock alanı görmüştük galiba yanlış hatırlamıyorsam. Vira şimdi rotasyonda Bronze tarafından görüldü. O bölgeye doğru da bir spray denemesi gelecek Bronze tarafından. Tabi tepelerde rotasyona devam ederken hızlı bir şekilde o bölgede kalınacak. Ama yani bu bölgede kalınması isteniyor ama dediğim gibi dikkat edilmesi lazım. Oo Cherry şimdi Maskoff'u görmüş. Oyunu kaldırılabilir mi? Kaldırılabilir. Herhangi bir problem yok. Genco şimdi Jerry üzerine doğru gelmiş. Jerry spreyini gönderecek mi? Tabi tepelerde Clash Line'in bulunduğunu hala unutmayalım. 14 takım 48 oyuncu hayatta. 17. dakikayı geride bıraktık. Ruben 7. Onlar da şimdi kuzeyden alana doğru girişlerini yaptılar.
Kurtlar Vadisi üzerine doğru galiba denemeler var. Hegemonya'dan o denemeler gelecek. Ooo. Reduce şimdi Lewis tarafından görülmüş. Zaten Bosporus tarafında bitirilen isimler vardı. IGMY ve Kepper oyun başında alınmıştı skorları. Gamebush tarafından aşağı çökülmüştü. Clash 9 agresif bir şekilde geldi buraya. Çok agresif geldi. Micro ulti ile birlikte prepare'ını gönderecek. Lewis aracından atladı. Artık Raze bu bölgede bulunacaktır diye düşünüyorum. Clash 9 üzerine doğru mermiler gönderecek ama Clash 9 çok agresif. Skorları çıkaracaklar. Hızlı bir şekilde. Oyuncular aşağı çekildi. Bir yandan Riven 7 tarafından bu bölgede bir oyuncu bulunmuş. Onlar tarafında zaten alınan bir isim vardı. Sativan alınmıştı. Bir yandan Crespo da bulundu artık. Onlar da bizlere veda edecek. İki oyuncuyla yollarına devam edecekler. Bakalım yani Riven 7 ne yapacak? Böyle zor bir alanda iki oyuncuyla yollarına devam etmeleri oldukça problem. S4S tarafında ise Rainer ve Revive. Onlar da iki oyuncuyla birlikte hayatta kalmışlardı. Bir yandan Rome Squad bu bölgede bulunurken Novalu buradaki tepelerde hayatta kalacak. Oo, Riven 7 şimdi Novalu tarafından görüldü. Ama Anka üzerine doğru da mermiler gönderecek tabii ki. Hızlı bir şekilde Anka aracını çekecek bu bölgede. O bölgeye doğru spreyini göndermeye devam ederken Yenibaşı Esports'u alan içerisine doğru hareketlenmiş. Tabi bu rotasyon için biraz geç mi kalındı acaba, bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Takımlar alan içerisinde konumlarını bu kadar iyi bulmuşlarken Yenibaşı'nın da kendisine bir konum bulması biraz zor olacak diyebiliriz. Bir yandan şimdi Riven 7 üzerine doğru gidiliyor. Mercy's o bölgede. Ripboy o bölgede. Tabi arkalardan da gönderilen mermiler var mevcut bu bölgede. Echo aracından atladı üzerine doğru. CEO Mercy's'i yakalayacak. Ripboy da tabi araç içerisinde. Araca in binlerle birlikte, in çıklarla birlikte bu bölgede ayak oyunları yapacak. Arkalardan gönderilen mermiler de bu bölgede etkili olacaktır derken Sevkan hızlı bir şekilde geldi. Skoru aldılar. Bir yandan da ooo! Alana bakar mısınız? Novalu tarafından Hamo'da yakalandı. Hamo'da yakalandı. Anka artık tek başına. Vira takım arkadaşı tarafından yakalanacak bu bölgede. Gemibaşı tarafında ise Sevkan sislerini kullanacak. Rozok alanı geldi. Hegemonya muhteşem bir konumda. Xerox düşerek naklanmış. Oo, Rose'da CEO tarafından görülecek. Bronze üzerine doğru da mermiler gönderilirken Champ Echo Bronze'u da yakalayacak. Monarch artık tek başına. Takım arkadaşlarını yakalaması gerekiyor ama Gemibaşı hızlı bir şekilde gelecek buraya. Gemibaşı hızlı bir şekilde gelecek. Tabi onlar 2 oyuncunun yerde olduğunu biliyor ama 3 oyuncu birden yerde. Xerox şimdi tutuluyor. Hegemonya ise Lewis'i görmüş. Bu bölgede Monarch'i oyuncuyu kurtardı. Kesiyor George'u görecek. Bir yandan bu bölgede yerde olan oyuncular bırakıldı. Exorat Monarch ile birlikte bu bölgeden uzaklaşacak. Tabi gittikleri bölgede de Novalu oyuncuları var. Face to face. Onlar da yakalanmış. Meskov tarafından. Rom Squad. Alan içerisinde çok güzel bir konuma geçişlerini yaptılar şimdi. Tabi tepelerde Haki. Onlar bu bölgede bulunuyor. MSI Sports'ta bunlar da bir skor yakalamıştı. Lewis galiba o skoru bir skor daha yakaladı. İki skor sahibi. Burada iki ikilik bir split'e girilmiş olur. TTA kadrosu ise burada bizim küçük Rozok adlandırdığımız Rozok tepesinde. Bir yandan Novalu alana girmeye başarmış. Anka bu bölgede girecekler ama yani gittikleri bölgede Rome Squad var. Yolunu çevirirsen bir yandan da o bölgede No Agamemnon var. Ooo Hamo! Oğuz'u çok net bir spreyle aşağı çekecek. Çok net bir spreyle aşağı çekecek. Oğuz bu oyunun bedelini ödemiş gibi. Rainer aşağı çekilmiş. Bir yandan Rumali de Haki tarafından bulunacak. Rome Squad birer birer kanamaya devam ederken S4S tarafında ise Rainer aşağı çekilmiş. Rivayo'da bulunmuş. Tarvazi tarafından skorlar alınacak ama oldukça fazla hasar almış. Hegemonya skorları toplamaya devam ederken Leo tarafında ise oyuncular bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak ama CEO yarım kalan hesabı kapatmak için geri dönmüş gibi. Xerox skoruda KSU'ya yazılacak. Bir yandan Novalu tarafında biri alan dışında kanamaya devam ediyor. Ama ise alan içerisinde bir konum arayışı içerisinde hala. Bu bölgede kendisini suya bırakacak. Su içerisinde hayatta kalmaya çalışacak. Olur. Neden olmasın? Gemibaşı Esports alana doğru geçişini yapacak. Bir yandan o bölgede bulunan face to face oyuncuları mevcut. Lucifer bu bölgede bulunurken Echo ve CEO da bu bölgeye doğru geldi. Madalyon'un denemeleri var. Ooo, Maskov CEO'yu görecek. Bombayla birlikte Echo'da bulunabilir. Cure alana taşındı. İnanılmaz akıl oyunları.
İnanılmaz akıllı oyunlara bu bölgede bombalar kullanılacak. Kusufi CEO'yu da bulacak. Hızlı bir şekilde Goscore'u da alındıktan sonra face to face bölgede oyunlarını kurmaya devam edecekler ama yani o bölgeye oynanmak mümkün değil çünkü o bölgeyi gören bir face to face var, KSU var. Bombasıyla birlikte o bölgeyi zorlamak istiyor. Bombalarla orayı zorlarken Genco Freak 7 skorunu da yakaladı. KSU'nun da oldukça sıkışık bir konumda olduğunu unutmayalım. Bir yandan TTA kadrosundan Doğaç yakalanmış. Galiba o skoru Fear yakaladı. Bir yandan diğer TTA oyuncuların üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Fearless agresif bir şekilde bu bölgeye girişini yapacak ama o aracı çarptıktan sonra üzerine doğru mermiler gönderilecektir. Bir yandan TTA kadrosu bu bölgede hegemonya üzerine doğru gitmiş. Fearless o da Cumali tarafından bulunduktan sonra TTA'nın eline sadece Rodney ve Keen bakıyor. Fear onu da görecek. Rodney de bulundu. Artık Keen tek başına Akitevan tarafından o skor da alındı. Keen o bölgede hayatta kalmaya çalışırken TTA oyuncuları kanamaya devam edecek. Melisa Esports agresif oyunları sergilemeye devam ediyorlar. Gold değil şimdi. Sefkan'ı da yakalamış. Echo bu bölgede hayatta kalmaya çalışırken Q o bölgede bulunacak. Madalyon üzerine doğru bir bomba. Ama o bomba etkili değil. TTA tarafında Doğaç skoru ise Scarface'e yazılacak. Q üzerine doğru mermiler ise arkalardan Genco tarafından gönderecek. Şimdi Q o bölgede Genco üzerine doğru mermilerini gönderirken Q kendisine tekrardan bir kaya kavurlarıyla birlikte bu bölgede hayatta kalmaya çalışacak face to face oyuncuları. Oldukça sıkışık bir konumdalar. Echo onları görebilir. Echo'nun hala alana girmesi gerekiyor. Fearless skoru da Fear tarafından yakalandı. Echo alana doğru girerken Q o bölgeyi zorlamaya devam edecek. Arkalardan gönderilen mermilerle Genco şimdi Q tarafından Q'yu yakalayacak. Çok özür dilerim. Echo ise açık bir koşu yapacak. Üzerine doğru mermiler gönderecek. Madalyonu bulabilir mi diye bakarken hayır. Bulamayacak çünkü Lewis orayı gören isim. Melisa Esports 10 skor. Şimdi bombalarıyla da face to face'i zorlayacaklar. Lewis o bölgeyi görecek. Bombasıyla adrese teslim. Oyuncuyu aşağıya çekecek. Madalyon araç arkasında hayatta kalmaya çalışırken Kurtlar Vadisi'de burada bir oyuncunun düşürüldüğünün farkında sanırsam. Rome Squad'dan ise Oğuz görülmüş. Hızlı bir şekilde skor garantisi de gelecek sanırsam ki hayır. Skor garantisi gelmedi. Şimdi Fear da bulunacak. Hızlı bir şekilde Fear skorunun garantisi alındı. Melisa Esports bu bölgeye bombasıyla Lewis. İki oyuncuyu birden bulacak. Face to face'e veda edeceğiz. Kurtlar Vadisi bu bölgede hayatta kalmaya devam ediyor. Melisa tarafında ise düşürülen isimler vardı harita üzerinde. Hegemonya onlar da Kreus'u kaybetmişler. Melisa Esports 12 skora ulaşırken Rome Squad'da ise 2 skor var. Oğuz kanamaya devam ediyor. Takım arkadaşı tarafından buraya bir yardım eli uzanır mı emin değil. Artık o mümkün değil. Oğuz'un da artık bizlere veda ettiğini gördük. Hegemonya 4 skor sahibi. Digital Athletics 3 skor sahibi. Sislerle birlikte Hegemonya'nın bulunduğu konumdan alana girişlerini yapacaklar. Ve tabi tepelerde bulunan Melisa Esports'un ciddi bir avantaj sahibi olduğunu unutmayalım. Üzerlerine doğru gelecek Kurtlar Vadisi'nin de Lewis aşağı çekecek. Hızlı bir şekilde bombayla birlikte o bölgeyi destekleyecek. Maskov da bu bölgede bulunabilir. Lewis üzerine doğru bir bomba sprey denemesi var ama o sprey denemesi işe yaramayacak. Şimdi Lewis üzerine doğru gidiliyor. Lewis bu bölgede Maskov'u yakalayacak mı diye bakarken Maskov bu bölgede Lewis tarafından o da yakalandı. Goldes artık tek başına bakalım Goldes'e bu bölgede indirilebilecek mi? Genco'ya doğru bir adet headshot gönderildi. Lewis de görülecek o bölgede. Sweater Haki'yi yakalamış ama Lewis bombalarıyla bir anda Kurtlar Vadisi'ni eleyecek. Hegemonya ise 3 oyuncu birden yerde. Bir o da Sweater'a doğru bir spreyini gönderecek. Sweater şimdi bir tarafından aşağı çekildi. Cumali ise alana doğru girmeye çalışırken Keen'in mermileri o bölgede etkili olabilir. 10 metrelik bir koşusu var hala Keen'in. Keen alan içerisinde bir konum buldu. Alan dışından gelecek isimler vardı. Posar o skoru da yakaladı. Bir yandan Cumali de bulunacak. Bir anda Melisa Esports galibiyete gidecek. Alan dışında kanayan isimler vardı. Digital Athletics alana veda ettikten sonra Melisa Esports galibiyete gidecek. Kaç skorları var bu takımın? Bu takımın kaç skoru var? Şov yapacaklar, acımayacaklar. 19 skor, inanılmaz bir oyun. Konuşacak çok bir şey var mı? Bence yok. Bence yok. Çünkü 19 skor, bunun üstü artık yok diyebiliriz. Yani bu scrimde yapılmıyor, hazırlık maçında yapılmıyor. Bu bir turnuva finalinde yapılıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Melisa Esports'u tebrik ediyoruz. İkinci sırada Digital Athletic 3 skor alırken 3. sırada Rome Squad. Cumali ile birlikte 3. sıraya kadar gelmeyi başaracak. 4. sırada Hegemonya 5 skor alırken 5. sırada TTA kadrosu.
Yalnız herhangi bir skor çıkaramayacaklar. 6. sırada Kurtlar Vadisi 3 skor sahibi. 7. sırada Novalu herhangi bir skor sahibi değil. 8. sıradaki Face to Face onlar yalnızca 3 skor çıkaracak. 9. sırada ise Gemi Başı'nı görüyoruz. Onlar tarafında da 7 skor toparlanmış. 10. sırada Art kadrosu 2 skor alırken 11. sırada bulunan Leo kadrosunda ise herhangi bir skor yok. 12. sırada S4S'i görüyoruz. Onlar tarafında da yalnızca 1 skor var. 13. sırada Revenge 7 4 skor çıkaracaksa T1. O 4 skor sahibi olan isim. Offline'dan alınmıştı o skorlar. 14. sırada Bosporus herhangi bir skor sahibi değil. 15. sırada Solo Esports. Onlar da herhangi bir skor sahibi değil. 16. sırada ise Offline'ı görüyoruz. Lap 1 skor sahibi yalnızca. Lewis'te 9 skor. 1180 hasar ile clutch'larına clutch kattı bu maç. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir oyun. Bir yandan şöyle live skora da bakmak istiyorum. Bizlere ulaşmış mı? Hayır, henüz ulaşmamış. Dilerseniz sizle birlikte ufak bir araya gidelim. Ardından önümüzdeki maç başında puan tablosunu inceleyelim. Biz şunu gördük takımlardan, şunu biliyoruz. Melisa Esports 1. sıradaydı. Bu aldıkları harita galibiyetiyle birlikte 19 skor ile birlikte artık galibiyeti aldıkları puanlarla birlikte 33 puandalardı. Bu maç topladıkları 34 puanda eklenince artık ikinci ile olan aralarındaki farkı oldukça fazla açacaklardı diye düşünüyorum. Şimdi ufak bir araya gidelim. Ardından biraz sonra sizlerle birlikte olacağız. Son haritamızı oynayacağız. Sanok haritası bir yere ayrılmayın. Çünkü Leo King League finali inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Ve takımlarımızın şov yaptıklarını görüyoruz. Sizler de bu seyir zevkinden mahrum olmamak için bir yere ayrılmayın. Biraz sonra buradayız.
Evet sevgili Leo izleyenleri, tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biz Sanok beklerken Miramar karşıladı bizi. Miramar haritasındayız. Takımlarımız bakalım neler yapacaklar. Merakla bekliyoruz şimdi. Atlayışlar da ufak ufak gelecek. Tore'den başlayacağız. Los Loenes'e, Los Higos, Los Higos'a kadar gideceğiz. Takımlar bakalım neler yapacak. Atlayışlar da geldi. İçtiğimiz maç Melis'in inanılmaz bir galibiyeti vardı. Bir yandan puan tablomuz da bizlere uzlaşmış. Puan tablosunu inceleyelim. Melis'in topladığı puanlarla birlikte artık 67 puana kadar çıktığını görüyoruz. İkinci sırada Digital Athletics 44. Üçüncü sırada Hegemonia 37 puanda. Üçüncü sırada, dördüncü sırada Art Esports 34. Beşinci sırada Kurtlar Vadisi 32 puanda. Altıncı sırada Offline Gaming 26. Yedinci sırada Solo Esports 23. Gemibaşı 21 puanda. One Squad 15. No Value 14. TTA kadrosu 13. Leo 13. Sporus 8. Face to Face 5 skor, 5 puan toplarken S4S 4 puan toplayacak ve Revenge 7 yalnızca 3 puan sahibi. Atlayışlar da geldi artık harita üzerinde. Takımlar yerlerini bulacaklar. Bakalım savaşlar verilecek mi? Yani şu an genel olarak baktığımız zaman savaşlar gelmeyecek gibi görünüyor. Oh, baktığımız zaman da biraz aslında batı ortalığı diyebileceğimiz bir alan geldi şu anda bizlere. Fena olmayan bir alan. Takımlar için fena olmayacak, ısrar edilmeyecek bir alan diyebiliriz. Hızlı bir şekilde takımlar şimdi konumlarına geçişlerini yapacaklar. Alan içerisinde konumlarını bulduktan sonra yollarına devam edecekler. ...16 takım 64 oyuncuyla tekrardan haritaya başladık. Face kadrosu ise La Cobrera'ya doğru yola çıkmış. Hızlı bir şekilde şimdi yol üzerindeki araçlar da toplanacak. İlerleyişlerini yapacaklar. Oh, Voxy şimdi görülmüş. Riven 7 tarafından hızlı bir şekilde skor da alındı. Offline için problemli senaryolar başlıyor gibi diyor diyebiliriz tekrardan. Oh, Nexus da Sativan tarafından görülecek. Uzak bir sprey, kaskı eriyecek. Bir anda oyuncuyu bitirecekler bu bölgede. Bakalım yani offline için biraz daha problemli senaryolar. İlk maçı güzel geçirdiler ama geçtiğimiz diğer iki maçı pek iyi geçirdiklerini söyleyemeyiz. Bu maç onlar için biraz daha problemli senaryolar bizlerle birlikte olabilir. Lan Genco. Bölgede bulunuyor. Offline kadroları işe ise o bölgeyi zorlamayacak. Bu bölgede aranıyor sanırsam. Üzerine doğru gelinecek. Onlar da eksik olan tedisatlarını toparlayacaklar. Lab şimdi burada bir kulübe buldu. O kulübe de hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan Art Esports. Onlar da Picado bölgesinde eksik olan
Tesisatlarını topluyorlar. Beşinci dakika geride bıraktık. Ufak ufak dürtüşmeler de gelecek. MLS Esports. Şimdi kuzeyden hareketlenecek. Tabii karşılığında bir Kurtlar Vadisi olduğunu unutmayalım. Başkan galiba bir şeyleri arıyor. Cumali şimdi bir... Bakalım takımlar ne yapacaklar. Cumali şimdi artık kadrosunu şöyle bir yoklayacak. MLS Esports ise Kurtlar Vadisi üzerine doğru gelmiş. Lewis geçtiğimiz maç Kurtlar Vadisi'ne ciddi bir darbe vurmuştu. Şimdi Lewis üzerine doğru mermiler gönderiliyor ama Lewis çok agresif bir şekilde burada Blessus'un üzerine doğru gelecek anlaşılan. Tabi arkalarda bulunan Walden Insane'in de artık sesi duyuluyor. Onun üzerine doğru da gelinecek. Kıta oyuncular görüldü. Snoopy o bölgeye doğru bombayı pişirecek. MLS Esports'un oyuncuları Blessus gözüne kestirilmiş gibi. Tabi o bölgede bir de Snoopy vardı. Biz bunu söylemiştik. Clash 9 tarafından. Oo, Clash 9 görüldü. Snoopy üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Kendini son anda yere bırakacak. Blessus bulunabilir. Dikkat edilmesi lazım. Oo, yakın bir bomba. Yakın bir bomba. Oyuncu düşürülebilirdi ama yeterli değil. Ses oldukça sıkıştı. Lewis şimdi o bölgeye gelmişti. Konumunu değiştirecek. Ses Sports oyuncuları bu bölgede Clash 9 Genco ile birlikteydi. Onlar da biraz daha arkaya doğru çıkacaklar. Bu bölgeyi zorlamayacaklar. Daha temkinli ilerlemek istiyorlar. Kurtlar Vadisi ise buradan bir şey çıkaramayacağını anladı. Onlar da burayı zorlamadan hızlı bir şekilde buradan uzaklaşacaklar. Tabii olması gereken bu. Yani baktığımız zaman takımların erken savaşları zorlamaması gerekiyor. Hele ki Kurtlar Vadisi bir takım, Kurtlar Vadisi gibi bir takım çok fazla puan topladıklarını söyleyemeyiz aslında bu takımın. Ya yine baktığımız zaman iyi puanlar toplandı yine ama yani 32 puan. Karşınızdaki takımın 67 puanı var. Acımaları yok. Riven7'ın şimdi Ripboy düşürüldü o tarafta. Ripboy tarafından Nexus'dı galiba alınan isim. O da alındıktan sonra artık Lap tek başına kalacak. Yani offline'ın tek ümidi, son ümidi konumunda şu anda. Tabi 16 takım var. Harita üzerinde biraz daha PNPR formatında oynandığı için takımlar biraz daha rahat bir oyun izliyorlar. Bir yandan Rome Squad oyuncuları bu bölgeye doğru yakınlaşıyor. Riven 7 oyuncuları bu bölgeye doğru yakınlaşıyor. Cumali bu bölgede bulunurken Oğuz'la birlikte sanırsam. Evet, Oğuz'la birlikte burada ikili bir oyun sergileyecekler. Oğuz üzerine doğru da mermiler gönderecek. Arkalardan gelen atışlarla birlikte Oğuz şimdi arkadaşı Cumali'yi bu bölgeden alacak. Uzaklaştırmaya çalışacak. Yani en azından biraz daha farklı bir bölgeye, biraz daha tepelere yükselecek. E olur, neden olmasın. Gemin başı e-sports oyuncuları da alan içerisine girişini yapmışlar. Black Cure ve CEO. Çok özür dilerim. Sefkan ve CEO bu bölgede bulunurken Cure. Arkalardan Echo ile birlikte ona katılacak. S4S bu bölgede bulunacak. Rome Squad tarafında bu bölgeye yakın olan isimler mevcuttu. Sueta bu bölgede. Bir yandan Oğuz yani en ön bölgede onları karşılayacak ama burada Rivayo'nun yakalanması oldukça problem yaşatabilir. Çünkü Rivayo aşağılarda bulunurken Oğuz biraz daha tepelerde bulunuyor. Oğuz'un yeri biliniyor mu emin değilim. Muhtemelen biliniyor. Bir de elinde biraz da SKS var Rivayo'nun. Biliyoruz ki SKS yeni gelen güncelleme ile birlikte oldukça ciddi hasarlar veriyor artık.
Bir yandan güneyden alana girişini yapmış bir Leo kadrosu var. Leo kadrosu var. Fear şimdi Rivayo tarafından görüldü. Üzerine doğru bir spray denemesi var. Oğuz ve Cumal de artık o bölge sesleri aldı. Hızlı bir şekilde bu bölgeye bir reaksiyon gösterecektir. Rivayo görülecek. Cumali onu aşağı çekmeyi başaracak. Hızlı bir şekilde Reiner o bölgeye doğru yaklaşmaya çalışıyor ama Rome Squad'ın biz agresif oyunlar sergilediğini biliyoruz. O agresif oyunlarla birlikte bu bölgeyi zorlayacaklardır. Rivayo skoru AN'ye yazılmak istenebilir. Hızlı bir şekilde zaten Oğuz da yaklaşacak bu bölgeye doğru. Reiner de aracını atlayıp bu bölgeden uzaklaşmak niyetinde mi? Evet, yani buraya uzaklaşacak. Çünkü Oğuz'un bir biz flank denemesi olduğunu gördük. Bir yandan tepelerden bu bölgeye doğru da o Cumali artık yaklaştı. Oh, Reiner'da görecek, Reiner'da görecek. Oğuz tarafından gözüne kestirildi ama Sueta Marso'yu da bulmuş. Cumali gönderilen, Cumali tarafından gönderilen bombayla birlikte Rivayo da aşağı çekilecek. Cumali takım arkadaşı Oğuz'dan, arkadan gelecek destekle birlikte bu bölgede Cumali'yi zorlayacak. Çok üzülürüm, Reiner'ı zorlayacak. Reiner şimdi tepelerden çıkmaya çalışacak ama Cumali ona izin vermeyecek. Senfoni kitini basarken bir yandan ona doğru da gelmiş bir Sueta vardı uzaklardan. Cumali ona da memler gönderecek. Hızlı bir şekilde bu bölgede S4S'in Rome Squad'da skor olarak yazıldığını gördük. Bizlere ilk veda eden takım biz offline olarak beklerken ama Rome Squad oldu. Yandan Art Esports, onlar da Rome Squad üzerine doğru gelmişler. Scarlet açık hedef durumunda. Üzerine doğru mermiler gönderecek. Pure uçarak geldi buraya, hızlı bir şekilde aracından atlayacak ama Sueta onu affetmeyecek. Tepelerden Freak buraya gönlemişti. Hızlı bir şekilde Fear üzerine doğru da mermiler şimdi Kisio tarafından gönderildi. Oğuz nerede diye bakıyorum. Oğuz biraz daha arkalarda, Kisio bölgeye doğru yaklaşmaya çalışıyor. Konum artık 3'e 3. Biraz daha rahat bir oyun gelecek gibi söyleyebiliriz. Ama tabi bu bölgede Scarlet'ın kaldırılması öyle kolay bir senaryo değil. Arkalardan bu bölgeye dahil olacak bir oyuncu vardı. Oğuz bu bölgeye doğru yaklaşıyor. Bir yandan Sueta şimdi bu bölgeye doğru gelirken Fear hala haklı konumda. Fear artık skora çevrildi. Sueta üzerine doğru gidiliyor. Sueta bombalarını gönderdi o bölgeye doğru. Şimdi Freak üzerine doğru mermilerini gönderecek. Ripboy gördüğüm saatte CEO'yu yakalamış. Sueta da bu bölgede buyuruldu. Ooo Cumali. Şimdi Freak 7'ı da yakalayacak. Bu bölgede Upnight takım arkadaşını kurtarırken bölgede Sueta ise kanamaya devam edecek. Oğuz arkalardan destek vermek için gelmişti. Kesiyor. Cumali üzerine doğru bombayı gönderecek. Rico bölgede görüldü. Üzerine doğru bombalar da gelirken Rome Squad tarafında bir oyuncu bitirildi. Bir oyuncu da hala naklı korumda. Cumali karşılıklı bir bomba gönderecek bu bölgede gibi görünüyor. O bölgeye doğru şimdi Scarlet da girişini yaptı. Scarlet üzerine doğru da mermiler tabii ki hem Oğuz tarafından hem Cumali tarafından gönderecek. Cumali şimdi çıkıp mermilerini göndermek için hareketlenecek. Üzerine gelecekler. Kesiyor, Cumali'yi yakaladı. Oğuz desteğini ve desteğini vermeye çalışsa da o desteğinde istenildiği gibi gelmeyecek. Oğuz üzerine doğru da tabii ki bu bölgede mermiler yağacak ama araç şekeri alındı, araç şekeri alındı. Mermiler yağmaya devam ediyor. Oğuz bakalım bu bölgeden sıyrılabilecek mi? İkinci teker de alındı. Kesiyor, affetmeyecek. Hızlı bir şekilde skor alacaklar. Rome Squad'da bir daha bir veda eden takım arasına girecek. Artık kadrosu ise burada 4 skoru hanesine yazmayı başaracak. Aslında Rome Squad yani bir skor çıkarmıştı bu bölgede. Oradaki CEO eğer farklı bir Rome Squad oyuncusu tarafından görülmüş olsaydı veya oraya geçilmiş olsaydı biraz daha rahat bir oyun gelebilirdi onlar tarafından ama onlar geçmek yerine o bölgeyi zorlamak niyetindeydi. Flank denemesi Oğuz tarafından geldi o bölgede. Ama esinildiği gibi çıkmadı tek bir sonuç. Bir yandan solo e-spor şimdi TTA üzerine doğru gelmiş. Senfoni o bölgeyi şöyle bir yoklayacak. Tabi onların yerini biliniyordur diye düşünüyorum. Tabi arkalardan da Digital Athletics kadrosu. Onlar da Upwork'u kaybettiler. Onlar da TTA kadrosunun bulunduğu bölgeye doğru bakıyor. Oh Leo. Şimdi Hegemonya'yı rotasyon esnasında yakalamış sanırsam. Beast aşağı çekilmiş. Hızlı bir şekilde Rauz tarafından skor garantisi de alınacak. Oh. Hegemonya oyuncuları üzerine doğru mermiler yağarken bakalım. Bu bölgeden sıyrılabilecekler mi? Sıyrılmayı başardılar. En azından belli bir süre daha hayatta kalacaklar ama o araç artık tütüyor. Yani o araçla bir rotasyon atmak mümkün olmayacak. Gemi başı tarafında ise bir oyuncu yakalanmış. CEO aşağı çekilmişti. Bunu görmüştük. CEO'nun da şu anda kaskı neredeyse yok.
Rivenç Saban'ın tarafından oyuncu bulunmuştu. Mercedes üzerine doğru da şimdi CEO. Elinde 4X'i var. Onun için vazgeçilmez bir tutku diyebiliriz. PC için DBS neyse CEO için de 4X tam olarak o diyebiliriz. İzliyoruz sürekli olarak. Görüyoruz diyebiliriz spreylerini. TTA kadrosu şimdi Athletics üzerine doğru gelmiş. Fearless. Georgia skor olarak yazılacak. Tabii ki hızlı bir şekilde skor garantisi de bu bölgede gelecek. Oyuncular lootlarını atmaya devam ederken Kreuz şimdi Monarşi'yi görmüş. Monarşi de galiba rotasyon esnasında yakalandı. Evet. Hegemonya'nın biraz önce Leo'ya yaptığı, daha doğrusu Leo'nun Hegemonya'ya yaptığını, Hegemonya da Leo'ya yapacak. Sisler kullanılıyor. Araç patlatıldı ama Monarşi'nin bu bölgede Monarşi'nin herhangi bir cover sahibi olmadığını görüyoruz. Nasıl bir yol izleyecekler merakla bekliyoruz. Monarşi skoru artık bu bölgede alınacak. Yani o araç arkasına geçilebilirdi. Araç patlatıldıktan sonra ama araç patlatılmadı. Araç arkasına da geçilemedi. Bir yandan Bronze o bölgeyi M416'sı ile zorlayacak ama bu bölgede Monarşi'nin kaybedilmesine gerek var mıydı? Bu bölgede Monarşi'nin kaybedilmesine gerek var mıydı? Bilemiyorum. Oo, Bigard ortalı bir alan mı acaba? Rose da arkalardan gelen Freak tarafından yakalanmış. Hegemonya burada biraz daha rahat bir oyun sergileyecek gibi görünüyor ki Sudo agresif bir şekilde bu bölgeye gelecek. Bir yandan Rose kanamaya devam eden isim hızlı bir şekilde Xerob tarafından tutulacak. Kesiyor bölgeye doğru yaklaştı. Bronze. O bölgede bulunan isim. Oo, yakın bir bomba. Ama oyuncu düşürmeye yeterli değil. Hegemonya o bölgeyi zorlamaya devam edecek. Kesiyor ise bu bölgeyi zorlamadan artık oyuncunun kaldırıldığının farkında. O bölgeden uzaklaşacak. Digital Athletics tarafında ise Peaky yakalanmış. Scarface'e görülmüş. George artık tek başına zaten bir oyuncu bitirilmişti. George da Symphony Score olarak yazıldı. Onlara da veda ettik artık. Digital Athletics kadrosu da bizlere veda edecek. Echo şimdi Poser'i görmüş tepelerden galiba. Skoru yakalamış. Hızlı bir şekilde o da aracını atlayıp alana doğru geçişini yapacak. Bir yandan Ruben Seven tarafında Sativan bu bölgedeydi. O da bu bölgeyi zorlamadan alan içerisinde şimdi konumlanacak. Herhangi bir problem yaşanmayacak bu bölgede. MSA Sports. Bunlar da Bowser'ı kaybettiler. Bowser. Takım için oldukça önemli bir isim. Tabi Lewis. Bu bölgede skorları kovalıyor. Geçtiğimiz maçta da çok agresif oyunlar sergilemişti. Oh! Extra Machine. Şimdi üzerine doğru mermiler gönderilecek. Bir yandan art kadrosu da şimdi Exclamation tarafından görüldü. O bölgeye doğru da, o bölgeye doğru da atışlar gelecektir diye düşünüyorum. Ama takımların yani şu konuda tecrübesi olduğunu görüyoruz. Yani şehir alanı net bir şekilde gelmemişken hiçbir takımın şu anda şehre girmediğini görüyoruz. Çünkü Picado bölgesi oldukça problemli bir bölge. Girişiniz kolay oluyor ama çıkışınız öyle kolay olmuyor maalesef. Anka da bandajlarıyla birlikte canını toplayacak. Kurtlar Vadisi tarafında Maskov şimdi madalyon tarafından aşağı çekilmiş. Hızlı bir şekilde tutulacak bu bölgede ama Snow Walden Insane. Ne yapıyorsun? Ya bu bölgede tutulabilir mi acaba? Mask of Score alındı. Walden Insane de tutulacak ama face to face buraya girdi bile zaten. Face to face buraya girdi bile. Snoopy takım arkadaşlarından uzak bir konumda. Kreuz X0'u aşağı çekmeyi başarmıştı. Skoru da aynısını yazacak. Bir yandan Jerry bu bölgeye doğru bagisiyle gelecek. Üzerine doğru bomba gönderecek ama Jerry o bombayı gördükten sonra konumunu değiştirecek Snoopy. Şimdi Jerry'yi yakaladı, bir yandan Snoopy üzerine doğru geliniyor. Arkalardan da destek gelmesi lazım artık. Snoopy oldukça sıkıştı. Walden Insane kaldırıldı ama Blessus arkalardan dahil olmak için biraz geç kalmış gibi görünüyor. Bombasını gönderecek. Bomba o herhangi bir oyuncuyu yakalamadı. Jerry kanamaya devam ederken o bölgeye doğru da Bosporus şimdi. Third party olacak. Blessus madalyonu yakaladı. Oze üzerine doğru da gönderilen bomba oldukça etkili. Ama oyuncuyu düşürmeye yeterli değil tabii ki. Bir yandan yanıcılarla bu bölge zorlanacak. Artık Bosporus'un da sesleri bu bölgede alınmıştır diye düşünüyorum. Leo tarafında ise alınan o isimler hala mevcut. Ve Picado'ya artık girmişiz. Melisa ise buradaki alanı iyi tesis etmiş. Buradaki alanı iyi analiz etmiş. Hızlı bir şekilde alana doğru girişlerini yapmışlar. Picado'yu içerisindeki konumlarını alacaklar. Blessus üzerine doğru bomba gönderirken Bronze skoru da artık Kreuz tarafından alındı.
Lewis Bora da böylelikle 13. olarak veda ettik. Blessis şimdi üzerine doğru gelecek. Burada Ozzy'nin. Ozzy hızlı bir şekilde Blessis'i yakaladı. Blessis skoru da alındıktan sonra Bolden Insane artık tek başına. Arkalardan gönderilen mermiler var. IG1 burada bedava bir skor. Neden olmasın? Bir yandan TTO kadrosu Kane şimdi Reis'i gördü. Hızlı bir şekilde skor da alınacak bu bölgede. Bir yandan IG1 o sesleri aldıktan sonra o bölgeye doğru dönecek ama dönüşten bir şey çıkarılabilir mi? O da bir merak konusu. İnbaşı tarafında ise rotasyona başlanılmış. Riven 7 onlar da Melisa üzerine doğru gelmiş. Sati bu bölgeye çok agresif girdi. Tabi o bölgede bulunan bir Melisa oyuncusu var. Lewis o isim. Lewis aracıyla birlikte buradan uzaklaşmaya çalışacak. Takım arkadaşlarının bulunduğu konuma geçişini yapmaya çalışacak ama düşerek naklanacak. Solo Esports'a bu bölgeye doğru girişini yaptı artık. Bir yandan tepelerden de gemi başından destek var Melisa'ya. Mercy şimdi kesiyor. Yani şu oldu. Gemi başı geldi. Face to face mermilerini gönderiyordu. Solo tarafından mermiler gönderildi ama en son skor artta kaldı. Yani adeta bir akbaba ortamı vardı. Biliyoruz ki akbabalar burada bir leş gördüğü zaman hızlı bir şekilde oraya yanaşırlar. Scarlet. Şimdi IG1'ı yakalamış. Onlar tarafında da raid bitirilmişti. TTA skoru yakalamıştı. IG1 kaldırılabilir. Herhangi bir problem yok. Ev içerisinde gayet kavurlu bir durumda. Capper hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru geldi ama art tarafından gönderilen mermiler de mevcut. Capper garanti olması adına bir adet sis kullanacak takım arkadaşına doğru. O sislerle birlikte takım arkadaşını rahatlıkla tutacaktır. Riven 7, Levis'in bulunduğu bölgeyi doldurdu. Bir yandan Genco ve Clash 9. Onlar neler yapacaklar? Bunlar, bu takımlar en erken giren takımlardı alana. Novalu oldukça uzak bir konumda. Savaşlardan yani oldukça uzak bir konumda. Bir yandan bu bölgede hayatta kalmaya çalışırken şimdi tekerler de alınacak aracın. Aracı aşağıya doğru bırakacak. İnfoları toplayacaklar bu şekilde. İnanılmaz bir akıl oyunu. Novalu'dan gelecek gibi görünüyor. Tospik şimdi TTA'yı yakalamış. Rudney alana girerken görülmüş. Hızlı bir şekilde rotasyon esnasında oyuncu yakalandı. Rudney skoru da hızlı bir şekilde bu bölgede gelecek. Novalu Anka'yı görmüş. Novalu tarafında Anka görülmüş. Genco o skoru yakalayacak. Hızlı bir şekilde oyuncu tutuluyor. Bir problem yok. Artık bir de burada Picado alanının geleceği kesindi. Ama şuradan şöyle bir güneybatıya harçif açıklığa gelirse ne güzel olur ya. Yani şöyle bir açıklığa alan gelirse ne güzel olur. Novalu tabi buradaki açıklıktan faydalanacak. Hegemonya da aynı şekilde 3 oyuncuyla birlikte buradaki açıklıktan faydalanıp alana doğru girişlerini yapacaklar. Herhangi bir problem yok. Sistlerle birlikte o bölgeyi desteklemek istiyorlar tabii ki. Alan içerisinde kendilerine bir konum bulduktan sonra bu bölgede alana girecekler şimdi. Buradan bir güneybatı alanı gelirse tabii ki büyük bir sürpriz olur. Sefkan şimdi Exclamation tarafından görülmüş. O bölgede bulunan bir Clash 9 vardı. Araçta patlatıldı. Sefkan'ın sislerle birlikte bu bölgede Sefkan kullanılabilir. Herhangi bir problem yok. Echo da tabii ki o bölgede zorlanıyor. Sefkan da galiba cover'a geçişini sağladı. Novalu da artık girişini yapmıştı o bölgede. Sefkan hızlı bir şekilde şimdi sislerle birlikte desteklendikten sonra kurtulacak. Ama Lippo şimdi Echo'yu da gördü. Buna gerek var mıydı? Emin değilim. Sativan da şimdi burada Clash 9'a skor olarak yazılacak. Clash 9 burada Lewis'in intikamını almış gibi görünüyor. Hızlı bir şekilde Clash 9 tarafından skor garantisi gelecek. Bu bölgede oyuncuyu yakalayacaklar. Ryan 7 iki oyuncu yollarına devam edecek. Novalu tarafında ise Vira şimdi görülmüş. Up 9 o bölgeyi gören isim skorda alındı, skorda alındı. Yani böyle cover'lı bir alanda oyuncu kaybı yaşamak, bence bunu bir takıma sormak lazım. Yani Vira orada bayağı bir problemli bir oyun izledi diyebiliriz. Bir yandan face to face artık Picado bölgesinde oldukça bir yoğunluk var. Onlar tepelerden inecekler. Bütün gözler şimdi üzerine dönecek. Alana nasıl girecekler merak konusu. Bir yandan Rip Boy şimdi CEO'yu yakalamış. Onlar da alan içerisinde bir konum arayışı içerisindeler. Face to face kadrosu galiba solo üzerine doğru gidecek. Jerry üzerine doğru mermiler gönderildi. Ozzy de o bölgeye doğru girişini yapacak. Kaki 7 Doğaç'ı yakalamış. Bombalarla birlikte bu bölgede desteklenmek istiyor. Graxi Jerry'yi görmüş. Bir yandan Ozzy de şimdi Tospik tarafından görülecek. Bosporus ise Rival 7 üzerine doğru gidecek. Madalyon o bölgede hayatta kalmaya çalışırken Bosporus da şimdi Rip Boy'u yakalayacak gibi görünüyor. Capper yakalandı bu bölgede. Bir yandan o bölgede Radius üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Merdivene doğru güzel prefire'larla birlikte o bölgede desteklenmek istiyor. Oyuncuyu bulabilecek mi derken hayır.
Ayvan o skoru yakaladı bir yandan gemi başı. Bunlar bulundukları konumunu korumaya devam ederken Solo Esports'a face to face'i yakalamış. Gemi başı tarafında alınan oyuncular vardı. Flash9 şimdi sizlerle birlikte yolun karşısına geçişini yapacak. Flash9 bu bölgede geçişini sağladı ama Poldex'in o bölgeyi gördüğünü unutmayalım. Genco da hızlı bir şekilde geçişini yapacak. O bölgeyi zorlamayacak. No Value'da ise Hamu açıkta. Yani No Value neden böyle bir şey yapıyor? Anlamış değilim. Orada gayet güzel bir cover'ımız var. Şimdi kimi başı? Oh! Messi üzerine doğru gelecek. Poldex CEO'yu da bulmayı başardı. Hegemonya tarafında ise alınan isimler mevcut. Harita üzerinde kanayan isimler mevcuttu. Haki artık tek başına üzerine doğru Freak bu bölgeye doğru gelecek mi? Hamlelerini gönderecek ama Haki o bölgede Freak 7 tarafından bulundu. TTA tarafında ise Keen doğaçla birlikte hayatta kalmaya çalışırken Doğaç artık TTA tarafında tek kalan isim. Symphony. Solo Esports'a alana geçiş yapması gereken bir diğer isim. Offline tarafında ise Lab hala hayatta ama alana 1 metresi var. O 1 metreyi nasıl geçecek merakla konu bekliyoruz. Tospik şimdi açıklarda görülmüş. Doğaç da artık bizlere veda edecek. Bir yandan Melisa Esports'ta Genco ve Clash9 bu bölgede zorlanacak. Oo Falconist. Kisyon'un bombasıyla bulundu. Tospik kana meydan verirken Symphony alana düşecek. Coldex şimdi bu bölgede kitlerini basmaya çalışacak. Tabi o bölge gönderilen bombayla birlikte Scarlet skoru çok net yakalayacak. Bosporus o bölgede. Lap. IG1'la birlikte bu bölgeyi kesecek. Echo IG1 skorunu yakaladı. Radius ise geçişini yapmış. Bir yandan Capper da o bölgede aranıyor. Üzerine doğru mermiler gönderecek. Clash9'da Radius'u görmeye çalışıyor tabii ki. Oo bombayla birlikte Radius alınabilir. Bombayla birlikte Radius alınabilir. Clash9 çok net gönderecek. Bosporus bir anda veda etti. Gemi başının mermileriyle birlikte. Tabi Lap yeri bilinmiyor. Gence kanamaya devam ederken gemi başı ise buradaki skorları almak istiyor. Sefkan şimdi Lap tarafından aşağı çekilmiş. Oo CEO Lap'ı görecek hızlı bir şekilde. O skor da alındıktan sonra geriye 4 takım 12 oyuncu hayatta. No Value RT Sports Scarlet şimdi aşağı çekildi. Exclamation tarafından Melisse gemi başı ile birlikte. Bütün oyuncular gemi başı üzerine doğru gelecek. No Value bu bölgede alana doğru girişini yaptı ama hala mavinin içerisinde değil. Bir yandan RT Sports üzerine doğru bombalar bu bölgede gönderilmeye devam ediliyor. Scarlet şimdi tekrar tutulacak. Anka o bölgeyi yanıcıyla birlikte zorlamaya devam edecek. Ve bir yandan Clash9 hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isim. Alan içerisinde mi emin değilim. 2 metresi var. Alana doğru geçişini yapacaktır. Hızlı bir şekilde herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Bir yandan RT Sports ve Sisler'le birlikte onlar da alana doğru geçişlerini yapmaya çalışacaklar. No Value da aynı şekilde. Cure şimdi. Ooo yakalayacak orayı. Anka yakalandı. Çok özür dilerim. Exclamation yakalandı. CEO 2 oyuncuyu birden mi yakalamayı başarmış? Scarlet yerde olan isim Anka üzerine doğru mermiler gönderirken Cure. Exclamation skorunu artık bombayla birlikte aldı. Bir yandan o bölgede tutulan isimler mevcuttu. Clash9 yeri biliniyor galiba CEO. Mermileriyle birlikte o bölgeyi desteklemeye devam edecek. Artık gemibaşı istedikleri harita galibiyetine gidebilecekler mi? Cure 1-2 yakaladı. KSU da mermilerle desteklenecek. Onlar da yakalandı. Scarlet Cure üzerine doğru bir bomba gönderecek. O bölgeye doğru Upnine'la birlikte Sefkan ve Cure yakalanabilir. Dikkat edilmesi lazım. Bombalar yağacak. Clash9 hala hayatta. No Value tarafında. Ooo Clash9 sessizliğini bozacak. Oyuncuyu yakalamayı başardı ama Clash9 üzerine doğru mermiler tabii ki gönderilecek. Bir yandan üzerine doğru gelen bir isim vardı. Clash9 Sefkan'ı da yakmayı başarmış. Sefkan'ı da yakmayı başarmış. Cure'da artık Clash9 tarafından skor olarak yazıldı. Echo tabii ki Clash9'ın yerini biliyor. Bir yandan Ovalu tarafından Anka alan dışına kit basarken Sefkan tutulacak. RT Sports acaba buradan galibiyete gidebilir mi? Clash9'ın üzerine doğru mermiler gönderilmeye devam ediliyor. Yazıcılar birlikte o bölgeyi zorlamaya devam edecek. Tabii sağdan alana girişini yapacak bir isim daha vardı. RT Sports üzerine doğru gelecekler. Clash9 burada sessizliğini koruyacak. Üzerine doğru gelen Art9'ı bu bölgede Up9'ı görecek.
Clash 9 sen neler yapıyorsun öyle, oyun sonunda bu bölgeyi zorlamaya devam ederken ama bombası olduğunu unutmayalım Scarlet. Clash 9'i yakalayacak gemi başı ki hala 3 takım hayatta. Scarlet da şimdi güzel bir pickfire ile birlikte CEO tarafından bulunabilir. CEO üzerine doğru gelecek artık. Üzerine doğru bir jump shot ile birlikte CEO o bölgeyi çok net görecek. Novalu tarafında ise Anka alana girmeyi başarmıştı. Bandajlarıyla birlikte canını toplayacak bu bölgede. Pickfire ile birlikte oyuncuyu yakalamaya çalışacak. Ama Echo orayı çok net görüyor. Gemi başı sürprizler yapan takımdı. O sürprizi bugün günün son karşılaşmasında Miramar haritasında yapacak. Onların baktığımız zaman 9 skorları var. İkinci sırada Novalu Anka ile birlikte ikinciliğe kadar gelecek. Üçüncü sırada RT Esports 14 skor sahibi. İnanılmaz bir agresiflik, inanılmaz bir oyun. Ama galibiyet elden kaçtı tabii ki. Dördüncü sırada Melisse Esports. Onlar tarafında ise 4 skor var. Clash 9 oyun sonunu çok güzel yönetti. Dördüncülüğe kadar gelmeyi başardı. Eğer orada bir yanıcı bir bombası olmuş olsaydı var ya. Emin olun. Orada RT Esports'u da başarılı bir şekilde alabileceğini düşünüyorum. 5. sırada Offline LAP'la birlikte 5.liğe kadar gelmeyi başardı. LAP'tan çok başarılı bir oyun. Tek başına takımını çok güzel bir şekilde son alana kadar taşımayı başardı. 6. sırada Bosporus 3 skor çıkaracak. 7. sırada ise Solo Esports'u görüyoruz. Baktığımız zaman da onlar tarafında 8 skor toplanmış. 8. sırada TTA kadrosu 5 skor alırken 9. sıradaki Hegemonya onlar yalnızca 3 skor çıkaracak. 10. sırada bulunan Face to Face kadrosu onlar Kurtlar Vadisi'ne çok özür dilerim. Evet, Kurtlar Vadisi'ne çıkardıkları 3 skorla yetinecekler. Bir an 11. sırada Revenge 7'ı görüyoruz. Onlar tarafında ise 5 skor var. Onlar tarafında da yine güzel skorlar toplandı ya. Orta oyunda baktığımız zaman güzel skorlar topladılar. Oyun başına güzel skorlar topladılar. Onlar tarafında da 5 skor var. 12. sırada Kurtlar Vadisi 1 skor alırken 13. sıradaki Leo kadrosu. Onlar sadece Ralus'un 1 skorla yetinecekler. O skorda Hegemonya'dan almışlardı. Araç rotasyon esnasında alınmış o skorda. 14. sırada Digital Athletics 1 skor alırken 15. sırada bulunan Rome Squad ise 4 skor çıkaracak. 16. ilk elenen takımımız S4S herhangi bir skor alamadan bizlere veda edecek. KSU'da 6 skor 822 hasarla maç yıldızı olmayı başarmış. Dilerseniz şöyle puan tablosunu bekleyelim. Puan tablosu da biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Merakla bekliyoruz. Bakalım sıralamalar nasıl şekillenmiş. Clash 9 yine oyun sonunda güzel puanlar topladı. O puanlarla birlikte takımını birincilikte tutmaya devam edecek. Bir yandan puan tablomuz geliyor. Baktığımız zaman şöyle puan tablosu gelsin. Onlar üzerinden biraz daha konuşalım. Şöyle bir yudumda suyumdan yudumlamak istiyorum. Çünkü nefeslerin tutulduğu bir maçtı ve evet. Günün son karşılaşmasıyla birlikte puan tablomuz bizlere ulaştı. Dilerseniz şöyle sizlere ekranlara vermek istiyorum. Baktığımız zaman Melisse Esports 79 puanla 1. sırada, 2. sırada RT Esports 58, 3. sırada Digital Athletics 45 puanla, 4. sırada Gemibaşı 45 puanla. Bu aldıkları artı galibiyeti onları en azından ilk 5'e sokmaya başaracak. Yarın da gelecek oyunlarla birlikte başarılı işler yapacaklarına eminim. 5. sırada Hegemonya 42 puanla, 6. sırada Kurtlar Vadisi 34 puanla, 7. sırada Solo Esports. Yani bakar mısınız bu takımın 28 kili var ama sıralama anlamında 5 puanda var. İnanılmaz, inanılmaz yani. Solo Esports inanılmaz bir agresiflik var. İnanılmaz skorlar toplanıyor ama biraz daha aslında sıralamalar önlem verilirse onlar adına biraz daha başarılı oyunlar geleceğine eminim. 8. sırada Offline 32 puanda. 9. sırada Novalu onlar tarafında da 27 puanda olduğunu görüyoruz. 10. sırada Rome Squad erken elenmelerle birlikte onlar da 19 puanda 10. sırada olacaklar. 11. sırada TTA Esports 15 puanda. 12. sırada Bosporus 15. 13. sırada Leo Esports 12 puanda. 14. sırada Face to Face 9. 15. sırada bulunan Revenge 7 9 puanda. Ve 16. sırada bulunan S4S ise 4 puanda yer alacak. Bir yandan şöyle sıralamalar üzerine konuşmak gerekirse Digital Athletics bu maç erken elendi. Baktığımız zaman yine Hegemonya bu maç çok fazla puan toparlayamadı. Kurtlar Vadisi'ni puan toparlayamadı. Bu puan takımlar eğer yarın puan toparlayabilirse yarın sıralamaların biz çok büyük bir değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Bir sadece baktığımız zaman 1. sırada Melisse Esports 79 puanda. 2. sırada RT Esports 78 puanda. Baktığımız zaman 30-40 bandlarında gidiyor. 20-30-40 bandlarında gidiyor. Yarın bir anda şöyle
Rome Squad'ın, Novalu'nun bile en azından kendilerini ilk 5'te ilk 3'e atabileceklerini bir düşünebiliriz. Hiç belli olmaz. Böyle diyebiliriz sıralamalarımız. Evet, artık günün son karşılaşmasının da sonuna geldik. Sizlerle birlikte günün kapanışını yapmadan önce şöyle ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Leo sunucusu 10.000 kişi özel bir çekiliş düzenliyor. O çekilişte sizlere bir adet kulaklık, bir adet soğutucu ve bir adet de oyuncu parmaklığı verilecek. Sizler de bu çekilişe aşağıda bulunan Discord GG Taksim Leo adresinden gelip katılıp çekilişe ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. 5 kişi verilecek, tabii ki şansınız çok fazla, bilginiz olsun. Bir yandan duyurulardan da haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bir yandan benim de Instagram ve TikTok hesaplarım Seyit Pacal yazarak beni de bulabilirsiniz. Artık günün sonuna da geldik sizlerle birlikte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın yine aynı saatte Leo ekranlarında sizlerle birlikte olacağız.